İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ramazan ayının ilk akşamında, ilk iftar sonrası programımızla karşınızdayız. Öncelikle tabii bütün İslam aleminin bu mübarek gününü, Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah oruç tutanların orucunu kabul etsin diyerek programımıza başlıyoruz. Süper Lig'de 31. hafta iki karşılaşma dışında geride kaldı. Sivasspor kendi sahasında lider Başakşehir ile oynadığı maçta golsüz berabere kalarak puanını 37 yaptı. Tabii sadece Sivasspor'u değil, diğer takımları da ilgilendiriyordu bu maç. Ligin üstünü ve alt sıralardaki takımları da ilgilendiriyordu. Tabii alınan sonuçları konuşacağız. Sivasspor'un son 3 haftaya girilirken ne yapması gerektiğini de uzun uzun konuşacağız. İki karşılaşma dışında demiştik. Şu anda da maçların ilk yarıları sona ermek üzere. Alanyaspor 1, Konyaspor 2, Trabzonspor 2, Kayserispor 1. Bu maçlar devam ediyor. İlk yarıları da tamamlanmak üzere. Başakşehir maçından önce gerçekten de 4 Eylül statında birbirinden güzel görüntüler vardı. Bunların hepsini Vision 58 farkıyla ekranlarınızda bulabileceksiniz. Yine çok güzel bir görüntüyle sizleri buluşturacağız. Üçüncülükte şampiyon olarak ikinci lige çıkan Bayburtspor'un son oynadığı maçta bütün stadın Sivas tezahüratlarını da yine bu ekranlarda sizlerle buluşturacağız. Bayburtsporları buradan da tebrik edelim ve bu jestler için de teşekkür edelim. Bu görüntüleri de az sonra ekranlara getireceğiz. Evet, hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İlham hocam. Hoş bulduk. Hocam, az önce de söyledim, Başakşehir maçı öyle bir maçtı ki hem şampiyonluk için oynayan takımları ilgilendiriyordu hem de az da olsa küme düşme hattını ilgilendiren bir maçtı. Maçta golsüz sona erdi. Sivasspor 1 puan mı kazandı, 2 puan mı kaybetti? Neler söylersin? Ben de bütün halkımızın mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim inşallah nice barış, huzur içerisinde Ramazanlar geçirmemizi bütün milletimize nasip eder inşallah diye dua ediyorum. Hakikaten Sivasspor açısından çok kıymetli, değerli bir maç. Tabii bizim maç puan kaybetmemizi arzulayan takımlar için de çok kıymetli. Aynı zamanda Başakşehir işte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Beşiktaş'ı da ilgilendiren bir maçtı. Bütün gözün Sivas'ta olduğu bir müsabaka oynadık. Müsabakaya gelince de Sivasspor, ben 3-4 hafta önce de söyledim. İlk hangi deplasmanda başladı tam hatırlamıyorum. Sivas'ın herhalde Konya deplasmanı mıydı galiba. Ki bu kadroyu lig bitene kadar bozmayacağını söylemiştim. Hakikaten de sporcu seçiminde kadronun 3-4 haftadır oynayan aynı kadro, cezalı hariç Hakan bu hafta cezalıydı. Aynı kadroyla çıkmaya gayret gösteriyor teknik heyet ki bana göre de doğru yapıyor. Şu an Sivasspor kaybetmeme adına futbol oynamaya çalışıyor. Bunu yaparken de göze hoş gelmeyen futbol ortaya koyabilir. Bu gayet normal bu haftalarda. Zira skora her maç mutlaka skor oynanıyor ama en azından kaybetmeme skorunu oynanan bir futbol oynamak mecburiyetinde ki bana göre de doğru yapıyor. Başakşehir maçını da bu şekilde başladı Sivasspor. Rakibini ikinci alana kadar çekilip, rakibini orada karşılayıp, rakibine alan ve sahayı daraltıp, alan ve boş alan ve saha bırakmadan oynama düşüncesiyle hareket etti. Yaptığı iyi şeylerden bir tanesi geri çekildikten sonra adam paylaşımını çok iyi yaptı. Adam paylaşımını zaten yaptığınız zaman da iyi yerleşmiş oluyorsunuz sahaya. Yerleşme ve adam paylaşımı yapınca da rakibe belki kendi ikinci bölgesinde top yapma imkanı veriyorsunuz ama kendi sizin birinci bölgenizde rakibe pozisyonlar yaratma imkanı da tanımıyorsunuz. Sivasspor açısından da hakikaten rakip olarak baktığınız Başakşehir hakikaten ayağı iyi, çok iyi futbol oynayan fakat son zamanlarda skora yansıtamayan bir ekip görüntüsündeydi ki bu maçta da bu görüntünün ortaya çıkacağı aşikardı ki öyle de oldu.
Sivasspor bana göre düşündüğü şeyleri ilk yarıda belki çok hapsolmuş gibi bir görüntü verse de düşündüğü şeyleri yapan bir takım görüntüsüyle. Ama ilk yarıda da hocam dediğiniz doğru. Özellikle ilk 15 dakikada rakip baskılı başladı beklendiği gibi ama 15 dakikadan sonra Sivasspor da zaten 15 dakikadan önemli sonra pozisyonlar bulmaya başladı. Dengeledik işte herhalde oyunu. İlk Douglas'ın şutuyla birlikte. Dedik, tabii. Yani o söylediğiniz ilk 15 dakikanın haricinde zaten hapsolma veya bütün her aslında şeyi rakibe verme. Başakşehir'in de pozisyonu yoktu da sadece Sivasspor'u yarı sahasında ve top Başakşehir'de. Aynen yani top belki Başakşehir'de oynama yüzdesi Başakşehir'de ama pozisyon olarak baktığınız zaman Başakşehir'in ikinci devrede sağ taraftan şeyin vurduğu şutun haricinde Tolga'nın içeriye çeldiği topta başka bir pozisyonun da olmadığını görüyoruz ki ikinci devre Sivasspor biraz daha Başakşehir'in yaptığı şeyleri yapmaya başlayarak ikinci devreye başladı. Biraz önde baskı yaptığı zaman Başakşehir'in defans bloğu sıkıntı yarattı. Tabii Başakşehir'de Epriano'nun olmaması Başakşehir açısından bir handikap. Özellikle genç geride oynayan oyuncumuz tam Soner miydi? Soner Aydoğdu'm hocam. Mahmut Tekdemir. Mahmut biraz daha teknik sol ayaklı stoper gibi oynuyor ama yandaki Serdar mıydı? Serkan mıydı? Şu genç bir arkadaş. Serdar Taşçı. O biraz daha topu kullanmada zorluk yaşıyordu. Baskı yiyince de Sivasspor top kapıp rakibin üzerine gitme ve pozisyonlar üretmeye başladı. Özellikle ikinci devre. İkinci devre yakaladığımız pozisyonlar var. Yani kontrada ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, nerede top isteyeceğimizi veya topu nereye kesebileceğimizin hesabını yapmamız lazım. Bunun acemiliğini belki gol ve gollerle süsleyemediğimize sebep oldu. Eğer hakikaten yakaladığımız kontraları iyi kullanabilsek, biraz daha çabuk kullanabilsek, son vuruşlarda son vuruşları iyi yapabilsek, mesela şeyin getirdiği bir top vardı, Douglas'ın geriye asıldı, topu kontrol etmeye çalıştı, arkadan iki tane oyuncu gelip baskıladı. Tek vuruşla. Halbuki koşusunu kesmeden topun gelişine ayak içi vursa en iyi yaptığı işlerden biri de oydu Douglas'ın ama yapamadı. Şut atmaya gerek yok o pozisyonlarda çünkü top sana göre geldiği için sanki üst vuruş yapmış gibi şut gibi gider ayak içi vursanız bile. Onu hiç hızını kesmeden topun gelişine köşelere topu atsa belki gol en net pozisyon bana göre en net pozisyonlardan bir tanesi oydu. Onu yapabildi. Biraz geriye asıldı topu kontrol etmeye çalışınca rakip baskıladı. Yani kaçırdığımız o tür pozisyonlar da var. Aslında kazanabileceğimiz bir maç görüntüsü yaşadık aslında ikinci devre. Ama tabii oynadığınız Başakşehir. Buradan şey çıkıyor mu hocam? Yani Sivasspor'da bakıyorsun işte ileride pozisyon bulan dediğiniz gibi Douglas. Douglas işte orijinal bir sağ kanat futbolcusu. Evet. Daha doğrusu bek. Evet sağ bek. Diğer taraftan Diabete'ye bakıyorsunuz. O da santfor değil orijinali. Onu da santfor olarak değerlendiriyorsun. Yani biraz böyle mecburiyetten gibi işte Kone'nin formsuzluğu, Muhammed'in sakatlıktan uzun süre sakatlığının devam etmesi ve oynamaması, oynadığı zaman da o güveni belki Diabete kadar yıpratıcı da olmayabilir. Yani bu şimdi belki sezon bir öyle ya da böyle bitti ama şu bir gerçek ki bu sezon Sivasspor belirli bir bölümü o Kone'nin peş peş attığı bir form yakaladığı dönemi çıkarırsak hakikaten neredeyse ligi santforsuz bitirecek ya da bitirdi diyebiliriz. Aynen öyle katılıyorum söylediğine. Şimdi Diabete'yi mesela seyirciler bir şey yapabilir. Yani ya Diabete santfor değil galiba. Diabete'yle niye başlıyor Kone'yle başlıyor? İç sahada oynuyorsun falan gibi düşüncelere sahip olabilirler. Şimdi oynayacağınız içeride işte Başakşehir'le oynadığınız Galatasaray'la oynayacaksınız. Yani oynadığınız içeride oynadığınız rakipler hakikaten güçlü takımlar. Yani şu an birinci, ikinci olan takımlar. Bu bir handikap Sivasspor için ama onlarla oynarken de biraz daha kontrollü, elden bırakmadan ne yaptığını bilen, biraz daha tedbirli oynamak lazım ki hoca da bunu yapıyor, bana göre de doğru yapıyor. Ve yine söyledim ben, lafın başında da söyledim. Bunu 3, belki 4-5 hafta öncesinden bu kadroyu oluşturdu. Ve bu kadronun sezon sonuna kadar gidebileceğini söyledim ki doğrusu bu, bana göre de bu. Tercihi bu yönde doğru. Niye? Diabete biraz daha önde baskı yapabilen bir oyuncu. Evet. Yani sağa sola baskı yapabilen, sağa sola deplasayı çok yapabilen bir oyuncu olduğu için
tercihi diyabetten yana kullanıyor. Biraz daha Douglas ve Emre içeriye kat ederek oynayabilse. Yani diyabeteye biraz yakın, diyabetini boşalttığı alanlara girip o alanları kullanabilseler biz biraz daha pozisyon üretmekte daha mahir olacağız. Ya da Emre, o bildiğimiz Emre gibi oynasa ya da olsa. Tabii. Yani formundan Emre, çok uzak. Bu maçta da öyleydi. Emre hep artık kenardan oynamanın hesabını yapıyor. Halbuki o diyabetenin deplase olduğu pozisyonda onun arkasını boşalttığı alanlara doğru koşarsa, oralarda topla bulursa Emre hem gol atacak belki hem daha görüntü olarak iyi şeyler ortaya koyacak. Durduğu alanlar ya da oynadığı mevki bir tarafa ayağındaki yani azımsanmayacak derecede topla da buluştu. Müsait pozisyonlara da girdi. Hele ligin ilk yarısı, pardon ikinci yarısındaydı maçın. Tam sol çaprazdan sol ayağına düştü ki onun en güçlü olduğu oydu. Dağlara taşlara attı. Çok pas hatası yapıyor. Hani topla buluşamama ya da iyi yer tutamama. Taraftarlar da soruyor. Yani Emre milli takımı gittikten sonra Emre bir 3 hafta şey oldu maalesef, hocam. Evet. Diyorlar. Bu milli takımı gitmenin mi? Ama biz sorduk hocam az sonra Hakan Hoca'nın da bu konuyla ilgili açıklamasını izleyecek. Merak ettim. İzleyicilerimiz. Evet. Ben de çok şaşırdım. Ben sordum özellikle milli takıma gittikten sonra Emre'de bir düşüş, formsuzluk söz konusu dediğimde yo Emre bugün sahanın en iyilerindendi dedi. Şaşırdım. Hı. Yani demek ki hani aslında sen de bu sorunun cevabını verebilirsin hocam. Teknik adam gözüyle izlemek farklı, işte gazeteci gözüyle ya da taraftar gözüyle şimdi, izlemek daha mı farklı tabii, oluyor? Tabii mutlaka. Şimdi biz Emre'yi önde işte belki maç bitene kadar 5-6 tane şut atmış. 3 tanesi kale direni yalamış. Biri belki kaleci zor kurtarmış. İşte pozisyonlara girmiş. Ve adam rakip, eksiltmiş. Rakip defans bloğunu Allah şükür atmış bir Emre. Beklentimiz de bu yönde. Ama bir teknik adam gözüyle baktığınız zaman Emre'nin hem öndeki hem gerideki yaptığı işlere bakarsınız siz. Bakmak mecburiyetindensiniz. Yani defans Emre, özelliğine mi bakıp söyledi bunu? Yani şimdi Emre'nin oynatılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Emre'nin ofansta olduğu kadar da defansa katkı sağlıyor olması çok önemli. Ve antrenörlerin de tercih etmesinin sebeplerinden bir tanesi o. Antrenör komple bir bakar ama biz işte taraftar olarak Emre de alıştırdı insanları. Tabii mutlaka. Beklentiler normal. Aynen, Emre. Çünkü hep onu deriz meyve veren ağaç taşlanır. Emre'de o meziyet, o yetenek var. Zaten bugüne kadar biz hani son 2-3 maçı baz alarak konuşmuyoruz. Emre'de var ki yetenek. Örneğin kimse Torje'yi o kadar eleştirmiyor oynadığı zaman. Çünkü Torje işte böyleydi. Geldiğinde de böyleydi Sivasspor'a. Gerçi bu hafta oynamadı da. Bu arada hocam Torje ile ilgili, Gabriel Torje ile ilgili de bir bilgi vereyim. Dün akşam menajerle, Gabriel Torje'nin menajeriyle sohbetim oldu. Torje Sivas'ta, Sivasspor'da mutsuz olduğunu ve gitmek istediğini söylemiş. Hatta ben o zaman Sivasspor'da ilk gideceklerden biri mi? Dedim evet dedi. Torje şu anda dedi. Yani ser verdi, sır vermedi ama hangi ülkeye ya da hangi takıma gideceğini 4 takımla görüşüyoruz dedi. Mutlaka gidecek dedi Torje. Zaten sözleşmesi de bitiyor. Mayıs'ta bitiyor. Mayıs'ın 15'inde bitiyor sözleşmesi. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Torje Sivasspor'dan gidecek. Şimdi, Torje'den ben Karabük'te, Osmanlı'da ki Torje'nin %50'sini göremedim. Bilmiyorum tabii, hocam. Tabii yok. 18'de maç oynamış hocam baktım ben. Beklentimizin çok altında kaldı. Az maç oynamadı. 18 maç oynamış. Dün önceki gün böyle işte spor programı seyrediyorum. Fenerbahçe'den konuşuyorlar. Fenerbahçe konuşurlarken diyor ki işte sözleşmesi biten hiçbir futbolcuya anlaşmayın. Bırakın gitsin diyor. Yorumcunun bir tanesi. Şimdi biz de Sivasspor'da şeyi bitmiş, sözleşmesi bitmiş futbolcularla anlaşmayabilirsiniz yani. Israr etmeyebilirsiniz yani. Yani Torje tutmadı. Çünkü şeyiniz var şimdi kimin olabilir? Mesela ben en büyük ikinci devre özellikle yanıldığımız futbolculardan bir tanesi de Endinga. Endinga evet, da performans olarak çok altta oynuyor. Endinga'nın o performans düşüklüğü belki bizim Hakan'a da yansıyor. Halbuki biz Hakan'ın yokluğunu hissettik mi hocam? Tabii yani özellikle şeyden sonra 60'tan sonraki o fiziksel düşüş Hakan'ı hissettirdi bize. Ki Hakan
ne olursa olsun yani belki pozisyonlara giriyor, gol kaçırıyor. Onlar teknik adam için çok bir şey yoktur. Ve göz açtırmıyor. Mutlaka yani. Hakan'ın en büyük özelliği. Ya, Hakan gibi futbolcular her takıma için olması gereken futbolcular. Hakan gibi futbolcunun sözleşmesi bittiyse mutlaka anlaşın diyebileceğimiz bir futbolcu. Hocam yine konuşacağız da bu maçı. Peş peşe mesajlar gelince sormak zorunda kaldım. Eminim sana da sokakta ya da iş yerinde soran oluyordur. İşte hocam biz düşme tehlikemiz var mı diye benzer bir mesaj. Cemalettin adı güzel. İstanbul'dan selamlar, hayırlı Ramazanlar abi demiş. İlham hocamdan ve senden ricam, biz sıkıntı yaşar mıyız? Kaç puan daha almamız lazım? Teşekkür ederim demiş özetle Cemalettin. Gerçi dediğimiz gibi bu konuda taraftarlar haklı olarak yani hiç evdeki hesap çarşıya uymadı birçok maçta. Hocam dün belki izleyicilerimizin çoğunun da aklına gelebilir bu benim söyleyeceğim. Benim aklıma dün sadece iki maç geldi. Dedim ki ya Bursa'da 90+6'da yediğimiz golle hem bir puandan olduk hem Bursa'ya 3 puan verildi. Yani Bursa'dan 2 puan düş, Sivasspor'a 1 puan yaz. Bir de Fenerbahçe o yani futbol tabiriyle diyorum ölmüş, ölü Fenerbahçe'yi biz adeta dirilttik. 1-0 önde tam seyirci Fenerbahçe'ye dönmüş, aleyhinde tezahürat yapıyor. O arada peş peşe yediğimiz gollerle 2-1. Yani bu iki maçı kaybetmese şu anda belki de ligin altı şekilleniyordu. Ben öyle düşünüyorum hocam. Şimdi Fenerbahçe'ye Bursa'ya gönderiyorsun. Ya Fenerbahçe belki gitmeyebilir de şu anda ya dünkü maça da o kadar rahat çıkamazdı. Evet, yani tabii canım, Bursa tabii hocam 2 puan sil Bursa'dan Bursa neredeyse garantiliyordu. Yani şeye baktığınız zaman en çok bana göre bu 37'nin altındaki takımlara baktığınız zaman en çok hak gaspına uğrayan takım Sivasspor bana göre. Yani gasp edilmiş nereden baksan en az 15 puanı var Sivasspor'un. En yani, yakın öne 2 hafta önceki tabii yani Beşiktaş maçı. Gasp edilen puanları var Sivasspor'un yeri bu yerinde hak etmediği düşüncesindeyim. Evet. Şimdi biz geçen hafta ben Sivasspor Başakşehir'den eğer bir puan alırsa şeyi büyük ihtimalle baraj 37 olacak demiştim ben ama ben Göztepe'nin bu maçı farklı kazanacağı, Erzurum'un bu maçı kazanacağını hesabını yapmadım. Ben bu maçtan da en fazla bir beraberlikte bitebileceğini hesabını yaparak söyledim. Yalnız işte Göztepe'nin şu son iki maçta 6 puan. Göztepe'lilere sorsan hocam 3 puan nasıl desen iki maçta evet. Yani öpüp başlarına koyarım 6 puan. Göztepe kendi göbeğini kendi kesecek. O şeye geldi. Evet. Göztepe'nin 3 tane maçı var. Sivasspor'la oynuyor. Gerçi Bursa'ya gidiyor. Sivasspor'la içeride oynuyor. Bursa'ya gidiyor. Son maçı Ankara Gücü'yle oynuyor. Çok zor bir. Şimdi 3 tane o potada olan takımla oynayacak Göztepe. O yüzden de Sivasspor maçı Göztepe açısından çok önemli. Sivasspor açısından çok önemli. Sivasspor bu maçta beraberliği kotarırsa Sivasspor çok rahat bir nefes alacak mutlaka. Ama şu anki konum itibariyle matematiksel duruma baktığınız zaman Sivasspor'un tehlikesi var mı? Var mutlaka. Matematiksel yani olarak bir var. Bir puan mı lazım? Şimdi göstereyim. Rakibinizden aldığınız zaman yani Galatasaray'dan bir puan alsan o kadar değil ama yani rakibinizden bir Göztepe'den işte Erzurum'dan işte Bursa'dan alacağınız puanlar. Yani zaten Ankara Gücü, Göztepe ve Galatasaray yani maçları var. Rakibiniz olacak takımlardan alacağınız puanlar çok önemli. O yüzden de bu maç bu ligi çünkü Göztepe'nin Bursa'yı gidip Bursa'da yenebileceği henüz her şey olabilir hocam. Öyle enteresan sonuçlar alınıyor ki bir de bu enteresan sonuçlar barajı da yükseltti. Tabii. Yani iki hafta öncesine kadar 37 puan zaten elini burnunu sallayarak hesabı yaparken bir Göztepe'nin Başakşehir'i orada tabii, yeneceğinin tabii. Hesabını yapmadan söyledik biz bu şeyleri. Göztepe'liler bile bir puanı beklemiyordu belki de hocam. 3 puan oldu. Mutlaka. Ama dediğim gibi takımların birbirleriyle oynuyor olması belki barajı biraz altta tutacak. Ama Sivasspor Ankaracı şey maçlarından beraberlik kopardığı zaman ben küme evet. Düşme tehlikesi yaşamayacak kanaatindeyim. Konuşacağız hocam bunları. Mehmet Ceyhan iyi akşamlar demiş. Herkese hayırlı Ramazanlar dilemiş Mehmet Ceyhan. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin demiş. Teşekkür ederiz. Abdullah Bey bizim
Hocaya da ihtiyacımız var. İlhami Hocam doğru tespit ediyor. İç sahada Kone'siz yani santrforsuz oynattı takımı demiş. İnanılır gibi değil. Önce sezonu bir bitirelim hayırlısıyla demiş. Yani bilmiyoruz artık yeni sezonda tabii Hakan Hoca'yla da sezon sonuna kadar anlaşması var. Sezon sonunda onunla da bitiyor. Artık yönetim Hakan Hoca'yla tekrar masaya oturur mu ya da yollara ayrılır mı? Sanıyorum Sivasspor matematiksel olarak garantilediği anda bu sorunun da cevabını net şekilde öğrenebiliriz. Şimdi teknik heyet konusunda bir kısır döngü vardı Türkiye'de. Yani şu an Süper Lig'de çalışabilecek hoca sayısı topladığın zaman işte 20'yi buluyor, 20-30 civarında yani. O 31 desen olmuyor, 32 desen olmuyor. 20-30 civarında bir teknik kadro var o şeyde, Süper Lig'de. O kadro o oraya gidiyor, bu oraya geliyor, o bir oraya gidiyor, oraya geliyor. Yani alabileceğiniz kadronun sizi nereye taşıyabileceğine bakmak lazım. O yüzden de Sivasspor bu konuda çok sık dokuyacağı kanaatindeyim. Maçın kritiğini yaparken aslında ilk başta maçla ilgili söylememiz gereken ben hakemin 4-4'lük bir maç yönettiğini düşünüyorum. Yani çok çok küçük hafif hatalar var. İki tarafa da var. Ama ben çok iyi bir maç yönettiği kanaatindeyim. Ben hakemi özellikle tebrik ediyorum. Halil Umut Meler'i. Hakikaten inşallah bütün maçlarını böyle yönetirler. Evet. Yani hiçbir takım şeyinde baskısı altında kalmadan her iki takımın adına da ortaya yönetilen bir maç sergilendi. Skoru etkileyecek herhangi bir şey olmadı. Zaten bizim beklediğimiz de bu hocam. Tabii canım yani biz bize gelsin iç sahada oynuyoruz. Biz burada bizi şunu versin böyle bir düşüncemiz yok ama hakeme söylemeden geçmeyeceğim. Bir de Tolga Han inşallah son maçlara da böyle bitirir. Biraz daha adapte oldu. İki maçtır, iki haftadır gol yemiyor Sivasspor. O yönde güven veriyor. Aferin. İnşallah böyle devam eder. Semih Kılıççan, abi seni ve İlhami Hoca'yı severek izliyorum. Sivasspor'umuza başarılar demiş. Faik Gümen de Abdullah Bey size ve İlhami Bey'e iyi akşamlar. Bizim kaderimiz bu hafta Göztepe maçında belli olacak. Bir sezon boyunca yan gelip yatan daha sonra sezonun son 4-5 haftasında atağa kalkan ve inanılmaz puanlar alan takımlar Erzurum örneği gibi. Bakalım Malatya maçında da aynı tarife mi olacak demiş. Faik Gümen. Evet. Erzurum'da Göztepe'de son 3 haftadır ayağa kalkan takımların başında. Nuri Turmuş Sivas Göztepe'den veya Ankara Gücü'nden puan almazsa işler karışır. Çünkü altta ve üstte hakem oyunları başladı. Bizim yönetimi futbolcular hem kibarlar hem de sessiz ve efendiler. Haklı olsalar bile konuşmazlar, itiraz etmezler. Kararlara saygı duyarlar. İnşallah bu fazla saygı sezon sonu hüsran olmaz demiş. Hayırlı Ramazanlar dilemiş Nuri Turmuş da. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Baloğlu da Abdullah Bey hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Göztepe Antalya Spor maçından ben pis kokular görüyorum. Antalya Spor birkaç sezondur kendini kurtarınca bunu hep yapıyor. Hatırlayın düştüğümüz seneyi Gaziantep Antalya Spor maçını demiş. Ahmet Baloğlu da başka bir yöne dikkat çekmiş. Veysel Akay da iyi akşamlar Abdullah Bey. Sivaslıyız, Sivasporluyuz. Başka Sivasspor yok. Allah'ın izniyle bu takım ligde kalır. Ankara Gücü'nden alacağımız bir beraberlik bize yetiyor. Selam söyle İlhami Hocama demiş. Hayırlı Ramazanlar dilemiş. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Biz de. Evet. Bu arada arkadaşlarımız da hazırlarlarsa hocam geç saatte de yayınlamak istemiyorum. Bayburt'ta 3. ligde şampiyon olup 2. lige belki de liglerin en erken şampiyonu diyebiliriz. Bayburt İl Özel İdarespor 3. ligde şampiyon oldu ve 2. lige yükseldi. Tebrik ediyoruz, yürekten tebrik ediyoruz Bayburtluları, Bayburt İl Özel İdarespor'u. Şimdi bize ne diyenler olabilir? Az sonra izleyeceğiniz görüntülerden sonra eminim sizin de işte tıpkı Rize gibi, Elazığ gibi kardeş takımımız oldu diyeceğiniz görüntüler. Evet, hazırmış o görüntüleri izleyelim, daha sonra birlikte olacağız. Thank you.
Evet, üçüncü lig, üçüncü grupta şampiyon olan Bayburtspor son oynadığı maçı da 3-1 kazandı. Burada maçın 58. dakikasında Bayburtluların Sivas Sivas diye tempo tutması ve daha sonra Sivas valisi aynı zamanda Bayburtlu olan Salih Ayhan'a da tezahürat yapmaları doğrusu çok hoşumuza gitti. İşte sosyal medyada da paylaştım yazım hocam. İşte vali yani sadece vali olmakla bitmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Sayın Salih Ayhan'ın Sivas Spor'a öğrencileri maçlara az sonra da göreceğiz getirerek hem taraftarın sayısının çoğalmasına hem de Sivas Spor sevgisinin artmasına neden oluyor. O yetmiyormuş gibi iki şehri de böyle birbirine bağladı. Orada o çocuklar, o Bayburtlu gençler, seyirciler 58. dakikada Sivas Sivas tezahüratları Sayın Salih Ayhan'ın Sivas'ta vali olmasından ve Sivas'ı çok sevmesinden kaynaklanıyor. Ki görüntülerde de herkes bunu gördü, kupasını da aldı, şampiyonluk kupasını. Bayburtspor hatta dedik $7 bir küçük kardeşiniz daha oldu diye. Bayburtspor'a canı gönülden başarılar diliyoruz ikinci ligde. İnşallah Belediyespor'un grubunda olur. Biz de bunları, onları burada ağırlarız, destekleriz. Dediğimiz gibi tıpkı Sivas Rize, Sivas Elazığ gibi dostlukları devam eder, artarak devam eder. Bir kez daha Sayın Vali'ye teşekkür ediyoruz. Salih Ayhan'a. O da bu hafta sonu pazar günü Bayburt'a gitti. Bayburt'un şampiyonluk maçında, kupaldığı maçta, törende yer aldı. Onu da belirtelim. Tebrik ediyorum. Ben kendisinin Sayın Vali'yle hem şehrine sahip çıkması hem bu tür sosyal faaliyetlerin içerisinde olması ben kendisini tebrik ediyorum. Aklıma da bizim Genel Kaptan Serdar geldi. O da ben Bayburtluyum, ana tarafım, baba tarafım Bayburtlu der. Onu aklıma geldi. Hangi sanki Genel Kaptan? Bizim Serdar Karagözoğlu var. BS Spor'un Genel Kaptanı. Ha, anladım. O aklıma geldi. Dedim seyirciler içerisinde herhalde o var Sivas Spor diye bağırttırıyor herhalde dedim. Sivas Spor Anadolu'da ama Sivas Spor dediğin gibi Anadolu sevilen bir takım. Sempati duyulan takımların aynen başında geliyor Sivas aynen Spor. Çünkü şeyinde Erman Toro dedi ya Anadolu takımları ezmeyin bu kadar kardeşim. Ezilmiş adı Anadolu insanlarının nasıl Kurtuluş Savaşı ezilmiş toplulukların bir bayraktarlığını yaptıysa Sivas Spor'da bu ezilmiş kendini ezik hisseden Anadolu insanının şahlanışı evet olarak görüyor herkes. Bunu da iyi değerlendirmesi lazım Sivas Spor. Bir de İstanbul takımlarından sonra Trabzon'u evet tabii uzun süre şampiyon olmadı ya da 4 takımdan sonra evet Anadolu'da ki takımların aklına şampiyonluğu düşüren, şampiyonluğu getiren, biz de şampiyonluğu oynayabiliyormuşuz, biliriz dedirten takımdır aynen Sivas Spor. 2 yıl üst üste şampiyonluk için mücadele etti ama Bursa Spor bunu başardı. Cevat Er Yiğit'ti, iyi akşamlar Abdullah Bey. Hocamıza da selamlar, bütün Sivas'ımıza selam olsun. Sizi izliyorum demiş Cevat Er Yiğit, teşekkür ederiz. Evet, Süleyman Bey İzmir'den selamlar Abdullah abi. İçimizi korku sardı, ne olacak? İyi yayınlar demiş, değil mi? Mesajlara bakıyorum. Genelde hani bir Erzurumlu ya da işte bir Göztepe'liye sorsan ya deli misiniz Sivas sporlular niye bu kadar korkar der ama işte yüzde atıyorum çok küçük bir ihtimal bile olsa o ihtimalin var olması bile insanları rahatsız ediyor. Tabii. Oysa dediğimiz gibi az önce de söyledik 90 artılarda ya da öne geçilen maçlardan bir tanesini alsak şu anda ligin en rahat takımı olurdu. Bu düşme kelimesini de hiç kullanmazdık ama şu anda tabii Sivas Spor dediğimiz gibi diğer takımlara baktığımız zaman alttaki takımlara en avantajlı takım. Onu diyebiliriz. Sivas Spor öyle bir takım ki hocam bu kalan 3 haftada 3'te 3 de yapabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz da 3'te 0 da çekebilir. Enteresan bir takım. Evet. Ama tabii gönlümüz 3'te 3 yapmasından yana özellikle de ligin son haftasında oynanacak maçta bizim rahmetli Ozan, Sivas'ta Ozan Ali Kızıltuğ'u buradan da rahmetle analım. Benim bu ellerden alacağım var diye bir türküsü vardı. Benim bu dağlardan işte bu evet köylerden diye. Bizim bu Galatasaray'dan alacağımız var hocam. Biz Alevere ile Dalavere ile
Sivasspor'u şampiyonluktan ettiler. Şampiyon oldular. Onun farkındayız biz. İnşallah tarih tersine tekerrür eder Sivasspor. Gerçi biz kendi maçlarımıza bakalım. Aynı Başakşehir'de olduğu gibi biz puan alalım ya da kazanalım da diğer rakipler ne yapıyormuş pek de önemli değil. Onu da belirtelim. Evet, maç öncesi görüntülerimiz bir hayli uzun. Arkadaşlarımız onları da hazırlarsa. Bu arada Sivasspor'un yani trajikomik transferi Hugo Vieira hocam çok büyük umutlarla alınan ancak ilk idmanda sakatlanan. Arkadaşlar fotoğraf var mı Hugo Vieira'nın? Fotoğrafı vardı sanırım. Başakşehir maçını da gelerek tribünde Dört Eylül Stadı'nda izlemiş. Biz de sonradan gördük. Demek ki Sivasspor'la birlikte idmanlara yakın. Evet, şu anda da Başakşehir maçından bu fotoğraf. Başakşehir maçını yedek kulübesinden izledi. Demek ki tamamen sakatlığı geçti. Ama maç eksikliği var. Hocam belli ki sakatlığı tamamen geçti. Bu maç eksikliği son 3 hafta kaldı. Yetişir mi? Oynayabilir mi? Ya da en iyimser hangi maçta oynayabilir? Şimdi onu söyleyebilmek için sakatlığının durumunu bilmek lazım. Yani tam hangi seviyede, hangi yüzdeyle antrenmanlara giriyor? Hangi yüzdeyle işte en ağır antrenmanlara... Yok, sadece maç eksiği varsa, sakatlığı bitti diyelim. Mutlaka. Ki öyle de eğer gözüküyor. Eğer öyle bir durum varsa, maç eksiği varsa da işte maçların son 10 dakikasında, 15 dakikasında içeri atarsınız ki en azından maçlar bu havayı yakalayabilsin. Ama şu an maç eksiğini 3 hafta içerisinde kapatır, son hafta burada oynar desek çok gerçekçi olmaz. Evet. En azından takıma uyum sıkıntısı yaşayacak, hiçbir şey yaşamazsa. Belki önümüzdeki sezon yani, için. Yani eğer durumunu tabii futbolcunun tam bilmiyoruz biz. Eğer şeyse gelecekse evet. İnşallah Sivasspor katkı sağlar. Evet, Sivasspor Başakşehir maçından önce 4 Eylül stadında sizler için çok güzel birbirinden ilginç röportajlar yaptık. Onları izleyelim, daha sonra tekrar burada olacağız. Sivasspor Medipol Başakşehir maç öncesi 4 Eylül Stadı etrafındayız ve sizler için röportajlarımız devam edecek. Taraftarlarımız ne düşünüyor, neler söyleyecek bunları hep birlikte izleyeceğiz. Bir yanda 62 puanla lider Medipol Başakşehir, diğer yanda 36 puanlı. Her ne kadar rahat gibi gözükse de yine de az olsa küme düşme endişesi, tehlikesi hisseden Sivasspor'un karşılaşması oynanacak az sonra. Maçın ligin ilk yarısında Sivasspor güçlü rakibini lider Başakşehir'i, Medipol Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenmişti. Daha doğrusu Sivasspor Medipol Başakşehir'le ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Bugün bakalım 4 Eylül stadından nasıl bir sonuç çıkacak. Umarız yiğidoları mutlu eden bir sonuçla ayrılır Sivasspor. Sivasspor Başakşehir maç öncesi 4 Eylül stadındayız. Bu defa da Doğan Şar'dan minik yavrularımız geldi. Vali Bey'in evet. Minik $100 Sivasspor'la buluşuyor projesiyle. Öncelikle hoş geldiniz. Okul ismi nedir hocam? Doğan Şar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına geliyoruz. 130 öğrenciyle beraber Doğan Şar'dan Sivasspor'u desteklemek için buradayız. Peki, gelirken arabada heyecan var mıydı? Tezahürat falan var mıydı hocam? Çocuk. Doğan Şar'dan buraya gelene kadar tezahüratlar arasında hatta kendi kendilerine tezahürat ürettiler. İnşallah bunu da maçta sergileyeceğiz. Evet. Güzel vakit geçirmek istiyoruz öğrencilerimize. Vali Bey'e de bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Güzel bir proje değil mi? Evet çocuklar, daha önce maça gelen var mı? Herkes ilk defa mı geliyor? Ben
Ben ilk defa geliyorum. Ben gelmiştim önce. Daha önce gelmiştin. Ben ilk defa geliyorum. Heyecan mutlaka vardır. Çok çok var heyecan ama stada önceden girmiştim. Biliyorum stadı. İlk defa maçına gireceksin. Aha, ilk defa maç izleyeceğim. Sabaha kadar uyumayan var mı heyecandan? Uyuyabildiniz mi? Hayır. Ben ödev yaptım. Ödev yaptım. İki işi bir arada yaptın. Hem uyumadın hem ödev yaptın. Yok, uyudum. Sabah 5:30'da ödev yaptım. Sonra dediler ben 3'te gideceğim sanıyordum. Sonra dediler bir de ödevleri de boş yapmışım. Hoca bakmaz zaten. Peki evet dövizler var bu arada. Teşekkür ederiz. Vali emmi. Güzel bir döviz. Orada ne yazıyor çocuklar? Evet, Sivas Valiliğine teşekkür ederiz. Biz zaten hemen hemen her yayın öncesi teşekkür ediyoruz Sayın Valimize. Evet, gerçekten de valimiz teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Yıllardır özlenen, beklenen projeyi Sayın Salih Ayhan uyguluyor şu anda. Çocuklar adına teşekkür ederiz. Bir kızımızla bir konuşalım. Adın ne senin? Ayşenur. Ayşenur, Doğanşehir'den geliyorsun. Evet. Evet, heyecan mutlaka vardır. Sivasspor'u takip ediyor muydun Ayşenur? Hayır. İlk defa maça geldin. Evet. Peki tanıdığınız futbolcu var mı çocuklar Sivasspor'dan? Kim? Robinho. Robinho gitti ama şimdi bize gitti. Rakip olacak. Rakip mi? Gitmese miydi? Gitmeseydi. Tanıdığın futbolcu? Yok. Var mı tanıdığınız futbolcu? Ziya. Çocuklar bir de hangi takımı tutuyorsunuz diye sorsam. Hangi takım? Hangi takımı tutuyorsunuz? Sonuncu olsak da Fenerbahçeliyiz abi. Olmadı işte, bizim sıkıntımız bu. Bu. Aferin, aferin. Değil mi? Bugünün Sivasspor ama başka zaman Galatasaray. İşte bu da olmadı, bu da olmadı. Sivas'ın çocuğu Sivasspor'u tutmalı çocuklar. Zaten bu projede, bak size Galatasaray, Beşiktaş sahip çıkmıyor değil mi? Sivasspor sahip çıkıyor. Ne güzel atkılarınız, formalarınız. Peki, tamam. Bundan sonra sadece Sivasspor diyelim. Koyu Sivaslıyım. Öyle de olmak lazım değil mi? Sivas'ın çocuğu. Peki, tekrar hoş geldiniz çocuklar. Hadi. Şu anda yanımızda kısa süre önce Sivas Belediye Spor 2. Başkanlığı görevini yürüten ve basın patentli sevgili Ali İzgi ile birlikteyiz. Öncelikle Ali uzun süredir belediye sporu adeta, yani mütevazi olmaya da gerek yok, tek başına sırtında taşıyordun desek abartmış olmayız. Hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz. Gerçi ben sana teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür etmiştik. Bugün de Sivasspor'a destek olmak için gelin. Neler söylersin? Zorlu bir maç. Sivasspor'un da mutlaka puan alması. Ligin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Başakşehir'in konumu belli. Uzun süre lider götürdüğü ligi şampiyon tamamlamak istiyor ama son dönemlerde bir düşüşü söz konusu. Bizim de hedefimiz belli. Aslında matematiksel olarak hak etmemiş olsak da şu anda bence mantıken Sivasspor'un aldığı puan ligde kalmasına bana göre yeter. Evet. Ama bugün en azından bir puan alıp rahatlayıp bundan sonraki maçlara stressiz, sıkıntısız, rahat çıkması lazım. Onun için de güzel bir maç olur diye tahmin ediyorum. Bugün en azından da bir puan bekliyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Doğanşehir'den gelen çocuklarla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Doğanşehir'den maça geldiniz, evet. Öğrencilerle birlikte. Evet, öğrencilerimizle beraber geldik. Çocukların heyecanı, duyguları nasıldı hocam? Çünkü az önce de konuştuk, uyuyamadım diyenler var. Yani onları çocuklara sorsanız daha iyi olur ama buraya geldiklerinden beri yerinde duramıyorlar. Öyle mi? Arabada tezahürat yaptılar mı? Zaten fazlasıyla şimdiden bizim sesimiz kesildi. İleride bilemiyoruz, içeride ne oluruz acaba? Çocuklar, daha önce maça gelen var mı çocuklar? İlk defa mı? Peki heyecan var mıydı? Uyku tuttu mu? Uyuyabildin mi? Değil mi? Sen ilk defa maça geliyorsunuz. Peki bu projeyi başlatan vali amcanıza neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Yani hoşunuza gitti, gezdiniz değil mi Sivas'ta? Hı hı. Sen neler söylemek istersin vali amcana? Biliyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Sen neler söylersin maçla ilgili? Heyecan var mı? Evet, çok var. Peki daha önce Sivasspor'un maçlarını televizyondan falan izledin mi ya da bilgin var mıydı? İzlediğimden izlemişimdir. İsmini herhalde. Bildiğin futbolcu var mı desem? Var mı çocuklar ismini bildiğiniz futbolcu? Kone. Arda Turan. Adlarına bakmıyorum. Peki hangi takımı tutuyoruz çocuklar? Sivasspor. Aferin size. Hocam bilmiyorum siz mi öğrettiniz, kim öğrettiyse bu çocuklara
Aferin diyoruz çünkü az önceki grupta hangi takımı tutuyoruz deyince yine İstanbul takımlarını dediler. Böyle de olmak lazım. Tabii ki de biz zaten hazırlıklı geldik atkılarımızla, bütün tezahüratlarımızla geldik. Sesimiz bile kısıldı yani. Öyle mi? İsterseniz burada bir yapın da izleyiciler de bir görsün bakayım. Bonjour Avrupa'ya, Dijon'un hasere geliyor, geliyor, Sivas Spor geliyor. Bravo, aferin, hoş geldiniz. İnşallah ayağınızı gelin. Teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyorum. Bir yanda şampiyonluk hedefleyen Başakşehir, diğer yanda belki mantık olarak kümede kaldı ama matematiksel olarak hala tehlikeyi hisseden Sivas Spor. Tabii bizim yukarıla kim ne yapar pek bizi ilgilendirmez ama ilgilendirmez Sivas Spor için de zor bir maç. Evet, çok zor bir maç. Ligde kalmayı hedefliyoruz. İnşallah Başakşehir'i yenip bunu garantileyeceğiz, perçinleyeceğiz. Evet, takıma güveniyoruz. Takıma güveniyoruz. Çılgınlar 58 taraftar grubu olarak Sivas Spor'un her zaman arkasındayız. Bugün de bayağı bir kalabalığız. Bilet de aktardık. Teşekkür ediyoruz taraftarlarımıza. Evet. Siz neler söylersiniz? Zorlu bir rakip, evet, lider. Zorlu bir rakip. İlk sezonda da olduğu gibi Başakşehir'i yenmiştik. Bu maçta da hedefimiz olur. İnşallah bu maçı alacağız. Zaten son 5 maçta Sivas Spor'un bariz bir üstünlüğü var. 2 galibiyet, 3 beraberlik. Sivas Spor yenilmedi. İnşallah bu maçta da tekrar eder. Ne kadar zor rakip olursa olsun biz bu statta Beşiktaş'ı da dize getirdik. Fenerbahçe'yi de dize getirdik. Galatasaray'ı da dize getirdik. 2012 yılında Başakşehir kulübü bizi şampiyonluktan etti. Arkadaşlarım Sivaslı olanlar bilirler. Bu maçta da biz onlara gereken dersi vereceğiz. Sivas Spor kazansın da kim şampiyon olsun. Aynen öyle. 3 puan bizim olsun. Gerisi önemli değil. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kızılırmak Yurt Müdürlüğü, KYK Kredi Yurtlar Kurumu. Kızılırmak Yurt Müdürlüğü'nden geliyoruz. İlk defa mı maça geliyorsunuz? Evet, ekip olarak kızlarımızın her biri şehir bir şehirden geliyor. Sporda engel tanımıyoruz sloganıyla. Down sendromlu çocuklarımızla bugün yurdumuzda eğlendik. Şimdi de maçta. Taraftar ekibimiz de bize destek verecek. İnşallah 21. dakikada farkındalık oluşturmak için artı 21 kromozomdan dolayı 21. dakikada artı 1 öndeyiz diye pankart açacağız. Evet, çok güzel. Yani bu tür sosyal projelere de destek olmak lazım. Yiğidoları da tebrik ediyoruz. Siz neler söylersiniz? Gerçekten güzel. Çok mutluyuz. Anlamlı. Evet, anlamlı bir şey. Evet, İlk defa geliyoruz. Çok mutluyuz. Siz neler söylersiniz? Heyecanlıyız. Güzel. Anlamlı bir organize. Gerçekten KYK her türlü destek veriyor zaten bu tür etkinliklere. KYK'dan çok çok teşekkür ediyoruz bu tür etkinlikleri bize kattığı için. İlk defa mı maçı? Evet, ilk defa. Memleket maçı. Sivas mı? Ben Sivaslıyım, Altınlar'dan. Ben Konya'dan geliyorum. Buraya geldiğim için çok memnunum. Bu aktiviteye de çok memnunum. Çok güzel bir eğlence oldu bizim için de. Yani çocuk eğlendik. Evet, çocuklar için de çok güzel oldu. Evet, siz neler söylersiniz? Çok mutluyuz. Çocuklar için iyi oldu. Evet. Evet, çok güzel. Peki, teşekkür ederiz. Sılacığım. Uzun senedir derlerim. Odasınızsınız. Odasınızsınız. Tamam, teşekkür ederim Sılacığım. Sılacığım. Maç öncesi röportajlarımız devam ediyor. Yine birçok Sivas'taki maçta olduğu gibi İstanbul'dan, İster'den hem dernek başkanı hem de üye arkadaşlarımız Sivas'a gelmişler. Hoş geldiniz diyoruz Recep Bey. Yine maç için geldiniz tabii ki. Hoş bulduk Abdullah abicim. Evet, yine Sivas Spor'un maçı var ve çıktık geldik. Yine çılgınlık yaptık. Son anda karar verdik. Dedik hadi biz maça gidiyoruz. İş yerinden de kaçtık geldik. Yani bu kadar net. Ne güzel, size takımınıza sahip çıkıyorsunuz. Yani şöyle bir şey. Sivas'ı görmek, Sivas Spor'u görmek bizim için yani sultan şehir. Toprağı, havası, suyu bunu alıyoruz. Bu bize bir hafta, iki hafta gidiyor. Acıkırsak yine geliyoruz. Bu bir Sivas'ın kıymetini galiba dışarıda yaşayanlar daha iyi biliyor değil mi? Bu sanki bundan bu sonuç mu? Yani şu havada şu gördüğümüz gelen arkadaşlara ayrı ediyorum. Dışarıda bakıyorum. Bir gün dolaşıyoruz. Abi maç mı var? Hayırdır? Hangi taraf? Başakşehir diyorum ya. Yani biz
Ona alıştık, evet. Yine İstanbul'dan gelen isterli kardeşimiz İsmail'le birlikteyiz. İsmail, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Artık abi, akraba gibi olduk maşallah. Her maça geliyorsunuz Sivas'taki. Abi sen neler söylüyorsun? Teşekkür ederim. Adamın dibisin. Allah razı olsun. 1-0 olsun, bizim olsun inşallah. Evet inşallah. İstanbul'daki maçta da yine birlikteydik. Orada da 1-0 yendi. İnşallah. Belki 1-0 tarih olsun. Tarih tekerrür eder. Evet, sen de İstanbul'dan geldin, kalkıp neler söylersin? Vallahi biz Sivas Spor'un kazanmasını istiyoruz. Bu kötü sonuçlarını bir an önce bitirmesini istiyoruz. İstanbul'dan geliyoruz, hüzünlü dönmek istemiyoruz. Evet, inşallah öyle olur. Abi son bir şey söyleyeyim. Biz Sivas Spor için oynayacağız bugün. Yani İstanbul'daki iki tane kulüp için oynamayacağız. Kimi şampiyon olacağı bizi bağlamıyor. Aynen öyle. Biz kendimiz için oynayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, Ali merhabalar. İstanbul'dan gelenler var ama hep söylüyoruz, İstanbul'dan 1000 kilometreden geliyorlar da diğer taraftan da işte Aydoğan'dan, Kümbet'ten uzak diye gelmiyorlar. Neler söylüyorsun? Abi biz her zaman söylüyoruz, yani bizim hemşerimiz Sivas'ı değil, bizim hemşerimiz Sivas Sporlu olandır. Yani bu sözümün her defasında da arkasında duruyorum. Ya Sivas Spor'a bir Sivas'taki yaşayanlar olarak gerçekten sahip çıkmayı öğrenemedik ya. Geçen buradaki Beşiktaş maçında adam Sivaslı. Tamam Beşiktaş İstanbul takımı tabir ama bu maçta sen Sivaslı olup gidip İstanbul takımı taraftan içine giriyorsan insan... Var mıydı öyle? Var bilen? Abi var. Benim yakınlarım da oldu. Ben onlara zaten gerekeni söyledim. Yani onlar için artık söyledim. Onlar için ya, artık bir şey de söylememek lazım. Allah ıslah etsin demek lazım. Çünkü bunun mantıksal, insani hiçbir tarafı yok. Sivaslısın, Sivas Spor'un rakibi ve sen utanmadan, sıkılmadan rakibin tribününe gidip yani gol atınca da seviniyorsan, o zaman o tür insanlara hiçbir şey söylememek lazım. 10 dakika boyunca bize Beşiktaş taraftarı küfür etti abi. Yani insan olsa çatlar abi. Evet. Ben o kadarını söylüyorum. Yani mesaj yani almış. Evet abi, şimdi hani şey maç günü de böyle hani formayı, ben zaten her zaman formayla gezen birisiyim de çoğu zaman. Hani böyle formayla gördüğü zaman bizim ya memleketimizin insan diyor ki bugün maç mı var diyor ya. Evet, o kültürü de yaymak lazım. Eskişehir'de, Trabzon'da, Bursa'da ya, biz bunları görüyoruz. Ya birçok şeyde ama Sivas'ta birçok şeyde geri kaldık abi. Memleket olarak geri kaldık. Evet. Yani sahipsizlik. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Görürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim abi canım. Yani pikniğe gelir gibi maça gelmişiz. Abi işten çıktık, direkt maça geldik. Elbisemizi sabahleyin giyindik, hazırlığımızı yaptık. Sivas Spor sevdası başka, gerek, başka bir şey. Yani gelmek için mazeret, gelmemek için mazeret yok. Yok abi. Yani benim şu mazeretim var diyen insan hani bir ölüm olur, yatalak hastası olur. O ayrıdır ama başka bir yalan. Yine karnınızı yolda doyuranlardansın. Abdullah abi, dediğin gibi hepimiz işimizden çıktık. Sivas Spor'umuzun maçına geldik. Evet. Yani 7'den 70 herkesin gelmesini bekliyoruz. İnşallah diyoruz. Abi gece 2:30 fırına gittim, fırıncıyım. Senin yaşın mahalle değil, kötü evet, hatırlayayım. Bak halimi görüyor.
Uyku yok yani. Uyku yok. Gece 2.30 halen. Tek aşkımız ne? Sivas. Dedik ya Sevda başka bir şey. Demek ki mazeret abi, yokmuş sevgili Sivas'ta. Nasıl sever? Sevgilisini nasıl sever? Bizim en büyük sevgilimiz Sivas Spor. Değil bu kadar basit. Hem de çılgın gibi sevmek. Çılgınlar 58'in özleyeceği o saatte. Delice sevmek. Peki. Bir genç kardeşimizle konuşalım. Gel bakayım sen de. Abilerin böyle diyor. Sen de ne söylersin? Hatırlıyorum abi. Sen yaşın kaç? 19. Kaç yıldır Sivas Spor'un peşindesin? Doğum abime Sivas Spor abi. Peşindesin. Peşindeyiz abi her zaman. Ölümüne kadar. Aferin. Ölme. Uzun yaşa. Sağlıklı yaşa. İnşallah. Ama peşinden de koşmaya devam Sivas Spor'un. Aynen öyle. Peki. Teşekkür ediyorum. Ya. Adın ne güzel kızım. Nimet. Nimet. Kaç yaşındasın Nimet? 8. Baban her maça getiriyor mu Sivas'taki her getiriyor. Maça? Getiriyor. Çok seviyorsun belli ki Sivas Spor'u. Evet. Gözlerin de çok güzelmiş. Nimet. Derslerin nasıl? İyi. Değil mi? Baban ödül olarak mı maça getiriyor? Derslerin iyi. Güzel kızsın. Sevindirmek için maça getiriyor. Onu bilmiyorum işte. Peki. Maç ne olur Nimet? Maç Sivas Spor yener diyorum ben. Yener mi? İnşallah, inşallah Nimet. Seni de tanıyorum. Adın ne senin? Mehmet abi. Mehmet, Nimet'in kardeşi misin? Hacı Sözer. Yok, kuzeni. Kuzeni. Kaç yaşındasın? 5. Mehmet 5. Daha önce geldin mi maça? Çok geldim. Çok geldin. Seviyorsun Sivas Spor'u. Peki maç ne olur? En çok Diabete'yi seviyorum. Diabete'yi seviyorsun. Bugün gol atar mı Diabete? Evet, son haftalarda atıyor değil mi? Bugün de atsın. Peki gol olunca ne yapıyorsun? Babana mı sarılıyorsun? Gol diye mi bağırıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş ediyorum bazenleri. Alkışlıyorsun. Peki. Ne güzel çocuklarınızı maça getirmişsiniz. Evet. Yavrularımızı değil mi? Sivas Spor'u. Evet, maça getirmeye çalışıyoruz. Geleceğe futbolcu istiyorum artık. Evet. İnşallah. İnşallah olur. İnşallah olur. Merhaba Abdül abi. Şimdi her maça çocukları aşılamak lazım. Spor'a aşılamak gerekiyor. Şöyle dönelim. Şimdi amcanız da çeksin. Kötü alışkanlıktan uzak durmaları için spora endekslemek lazım çocuklarımızı. Yenilesimiz iyiye gitmiyor. İnşallah gönlümden geçer. 1-0 olsun, bizim olsun. 3 puan da bir Sivas'ın olsun. İnşallah. Hayırlı olsun inşallah. İyi akşamlar. Zorlu bir rakip. Evet. Lider bir yanda, bir yanında. Az da olsa küme düşme tehlikesini hisseden Sivas Spor. Evet. Neler bekliyorsun maçta? Maçta iyi olsun, bizim olsun, biz kazanalım. Dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda biraz puan kayıplarının bize zarar olacağını son haftalarda biliyordum. Ama Sivas Spor, Sivas'ın bir değeridir. Başka bir şeyimiz yoktur. Biz Sivas Spor'u her yerde temsil etmesini istiyoruz. Biz peki. Sivas Spor'dan çok memnunuz. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Adın ne senin? Enes Ege'ydir. Enes. Daha önce maça geldin mi Enes? Evet. Her maça geliyorsun Sivas'taki. Yok. Bazı maçlara, hava iyi olunca mı? Evet. Peki, Enes kaç yaşındasın? 7 yaşındasın. Sivas Spor'da sevdiğin futbolcu ya da isimlerini bildiğin futbolcu var mı Enes? Yok. Zamanla öğreniyorsun değil mi Enes? Evet. Maçlarından gol atınca ne yapıyorsun Enes Sivas Spor? Evet. Seviyorum. Seviniyorsun. Peki buradan arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin seni izleyen? Hani Sivas'ın çocuğu Sivas Spor'u tutmalı değil mi? Sivas Spor formasıyla gezmeli. Evet. Sivas Spor'dan başkasını tutmayın. Aferin. Doğru diyor. Enes doğru diyor. Enes'in babası. Abisiniz. Ne güzel. Kardeşinizi, küçük kardeşinizi evet. Maça getiriyorsunuz değil mi? Sivas Spor'u sevdirmek lazım. Evet. Zaten Val Bey'le böyle bir proje başlattı. Evet. Öğrencileri maça getiriyor. Zorlu bir maç neler söylersin? Beklentiniz? Berabere bitecek gibi geliyor bana. Bir puan yeterli mi Sivas Spor için? Yeterli. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ailecek maça geldiniz. Aynen. Her zaman
Her hafta hemen hemen Sivas maçlarını takip ediyoruz. Tabii çocuklarım da geliyor ama okul sınavlarından dolayı zaman zaman katılamıyorlar. İnşallah bugünkü maçı kazanacağız. İnşallah. Çok mutluyum. Ablam her maça geliyor musun? Merhaba, her maça geliyorum. Ne güzel. Peki her nereden maça geliyor bu sevgi? Vallahi benim ta çocukluğumdan beri bu sevgi içimde. Sivas sevgisi olsun. Dayılarım benim sporla ilgilenirdi. Onların herhalde varmış ama bu. Evet, evet. O sadece evet. O yeterli olmaz. Ne evet. Güzel, ne güzel. Eşim de fanatik olmasından dolayı. Çok güzel. Yani biz örnek aldığımız ailelerden birisiniz. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Hiç maçları kaçırmıyorum. Bir kere kaçırdım. O da cenazemiz vardı, gelemedim. Evet. Yani bildiğiniz gibi genelde İstanbul takımlarına bir heves var. Gençlerde ve hatta yetişkinlerde diyebiliriz. Ama sizin gibi böyle ailecek Sivasspor'u görünce hakikaten hoşumuza gidiyor biz. Evet. Yani tek varlığımız Sivasspor'umuz. Her zaman destekliyoruz. Evimizde Lig TV de var ama yine de canlı olarak seyretmek bize zevk veriyor. Peki biraz özel bir soru sorayım. Şimdi Sivasspor yendiği zaman evin hanım olarak daha özenle, daha güzel, daha çeşitli yemekler yapılıyor mu? Vallahi ben eşim eğer deplasman maçı varsa sevincimizden helva yapıyorum. Söz veriyorum yani eşime. O gün helvamız hazır. Peki yapıyorum. Tam tersi olursa kaybettiği zaman da bugün yemek falan istemiyor. Yok yok, hayır, öyle bir şey yok. Var o zaman. Değil mi? O zaman yemek demeyeceğiz yani. İstemiyorum. Yani ama öyle. Hakikaten sevincimizi aileyle beraber paylaşıyoruz. Çocuklarımız biz hepimiz beraber Sivasspor'u destekliyoruz. Evet, ben Sivasspor 1. Lig'e çıktı çıkalı geliyorum maçlara. Bu inşallah izleyenler için de bir başlangıç olur, örnek i̇nşallah. Alırlar, model olur. Hakikaten insanların aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte 15 günde bir, bu bir sosyal aktivitedir. Var, arkadaşlarım var. Eşleri de beraber değil de bayanlar tarafında oturuyor. Ben her sene eşimle beraber yan yana oturmak bana daha zevk geliyor. Evet, ben özellikle mesela bu öğrencilerin maçlara gelmesini, valimizin büyük destek vermesini, bunu çok önemsiyorum. Çünkü Sivasspor bir şekilde çekirdekten yetişiyor taraftarı. Evet. Hem spora bir teşvik oluyor. Yani biz de çok memnun oluyoruz evet. Bu manzarayı gördükçe. Evet, az önce de Doğan Şar'dan evet. Onlarca öğrenci gelmişti. Evet. Tabii tabii, çok seviniyoruz yani. Çok güzel, evet evet. Peki, başarılar diliyorum. Sağ olun, İnşallah. Teşekkür bugün ediyoruz. Olacağız. Biz de Sivasspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah kazanacağız. Sağ olun, sağ olun. Evet, Yaren Hanım, Sivasspor'un efsane amigosu Hikmet Keser'in torunu. Dedenin baskısıyla mı Sivasspor'lu oldun yoksa içinden mi geldi Yaren? İçimden geldi. Değil mi? Öyle de olmak lazım. Sivas'ın çocuğu Sivasspor'lu mu olmalı evet. Yarenciğim? Evet. Ne olur maç Yaren, bir skor desem içinden geçen? 2-0. Sivas alır. Hı hı. Peki o zaman golleri kim atar? Bari onu da söyle Yaren. Kim atar? Douglas atar. Birinde diyabete atsın hadi. Atsın. Evet. Yine çocuklarımız. Sen tanıyabilir miyiz? Adım Eray. Eray. Her maça geliyor musun Sivas'taki maçlara? Müsait olduğumda geliyorum. Evet, gelmek de lazım değil mi Sivas'ın evet. Çocuğu? Biz de yayınımızda, programlarımızda genelde çocuklara ağırlık veriyoruz ki örnek olsun. Yine bir minik taraftarımız. Senin adın ne? Yiğit. Yiğit. Benim de soyadım Yiğit. Ne güzel. Sivas'ın yerlisi. Sivas'ın yerlisi Yiğit. Yiğit, Sivasspor'u çok seviyorsun belli ki. Evet. Dedenle geldin. Evet. Evet, her maçına geliyor musun Sivas'taki maçlara? Evet. Evet. Peki en beğendiğin futbolcu kim Yiğit? Sivas. Robinho'ydu. O da gitti. Yani. Artık diğerlerine bakmak lazım değil mi? Evet. Yani. Peki. Peki. Daha İzmir'den maç için geldim ben. Bir hafta polis memuruyum, bir hafta izinim buraya aldım geldim bu maça. Ne güzel. Valla ölümüne bak. Haftaya da Göztepe'deyiz nasip olursa. Sivaslar olarak. Evet, evet. Biz Sivas için İzmir'de bile canımızı kanımızı veriyoruz. Fakat Sivas halkı bu maçlara neden rağbet göstermiyor onu soruyorum ben size. Az önce biz İstanbul'dan gelen taraftarlarımız da vardı. Onlarla da benzer bu konuyu konuştuk. Hakikaten dışarıda olan Sivaslılar bu konuda daha duyarlı oluyor. Biz Aksaray'a gidiyoruz oradan. Yakın yerlere. İşte İstanbul'a gidiyoruz. Fakat Sivas'ın neresindensiniz? Sivas'ın Bahar Özünlerim aslında. Bahar Özü, evet. Evet. Buradan bütün Bahar Özlülere de selam olsun. Aleyküm selam. Herkese selam. Bahar Özlülere. Evet, Sivas halkına. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah ayağınız uğurlu gelir. İnşallah ayağım uğurlu gelir. Bu maç 3 puan aldık da rahat nefes alırız diyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı. Hadi sağ ol. Ne demek şimdi? Ben bunu anlayamadım. Çocuk tanımıyor. Tanımsız bile. Cezalı. Cezalıymış. 70 yaşında adamı. Evden koşacak nefes nefese gel maça. Cezalısınız. Ya böyle affedersiniz
birkaç serserinin yüzünden evinde rahat otururken gel maça, cezalısın. Ne kadar ilkel bir şey ya. Şu anda geri dönmek. Evet, evet. Evet, sevgili seyirciler, gerçekten de çok ilkel şey. Mehmet Yiğitsoy amcamıza vallahi ben bir gazeteci olarak çok çok üzüldüm. Bildiğiniz gibi Beşiktaş maçında bazı tribünler ceza almıştı. Biz bunu hep söylüyoruz ama federasyon yine bildiğini okuyor. Amcam 70 yaşında olduğunu söylüyor ve küfür nedeniyle, etrafındakilerin ettiği küfür nedeniyle sizin de ceza aldınız. İnsan şok oluyor ya. Ne demek oluyor bu yani? Şimdi sigara içen adam var, yasak. Bunu neden önlemiyorlar? Küfür eden adam, küfür eden adama gereğini yapsınlar. Evet. Ama sen aklı başında insan küfredeni ikna et. Ayıptır kardeşim, günahtır de. Sen gel cezalı döne evine git. Ben hayatımda 67'den bu yana mübalağasız Abdullah Bey, mübalağasız hayatta bir defa maç izlememiş değilim yani. İlk defa mı? Hayır, birkaç var. Birkaç defa oldu. Ama söz verdim, gelmeyeceğim dedim. İmkanı yok, daha gelmeyeceğim. Maça gelmeyeceğim. Böyle insanları görmeyeceğim. Yani biz keşke yardımcı olabilsek. Hakikaten bu sistem insanları futboldan soğutuyor. Federasyon bilmiyorum sesimizi duyar mı? İşte eserinizle övünün. 70 yaşındaki bir amcamız. Daha önce biz benzerleriyle karşılaştık. Hatta Bursa mıydı, Rize mi hatırlamıyorum. Emniyet müdürüne de oturduğu yere de ceza verilmişti. Çirkin tezahürat nedeniyle. Gerçi bu Türkiye'de yine bizim izleyicilerimiz hatırlar. Konuşamayan ve duymayan izleyiciye de küfürden dolayı ceza verilmişti. Böyle trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. Geçmiş olsun, ne diyelim. Trajikomikten ziyade çok ilkellik diyorum, evet. Ama ilkellik. Ya kardeşim, sen hırsızla başa çıkamıyorsun. Dürüst insanla başa çıkmaya çalışıyorsun. Bunun manası budur ya. Yapacak bir şey yok. Evet. Sivasspor Başakşehir maç öncesi röportajlarımız devam ediyor. Yiğit Olan'ın yakından tanıdığı Ebu Bekir hocam. Hocam Yusuf'la birlikte geldim maça. Evet, bugün baba kazanacağız dedi. İçine doğdu herhalde. 2-1'de hem de skor verdi. Bugün çoktan da gelmiyordu. Biraz rahatsızdı. Bugün herhalde içine doğdu. İnşallah onun dedikleri tutar. 2-1 maç alır gideriz, evet, buradan. Yusuf, 2-1 dedin. Evet. Peki golleri kim atar dedin. Onu da demişindir yani 2-1 dediğine göre. Bilmiyorum. Babana demedin mi? Yok. Bilmiyorum. Kim atarsa atsın. İsterse kendi kalelerini atsın değil mi? 2-1 yersin de Sivas. peki Yusuf. Hadi başarılar diliyorum. Abdullah Bey, biraz önce röportajı dinledim de o 70 yaşındaki abimizi, inan çok üzüldüm. Evet. Yani hakikaten bu pasolik denen o ne derler, sistem mi? Aslında uygulama güzel de suistimal ediliyor. Yani, federasyon o işi yapana ceza vermesi lazım. Şimdi beni de çok arayan oldu. Bana da söyleyen oldu. Ya bir iki kişinin yüzünden bizim ceza almamız hiç uygun mu diye, yapacak bir şey yok ama maalesef. Hakikaten bu sistemin biraz daha şöyle, evet, gözden geçirilmesi lazım. Evet, yine evet. Küçük bir taraftarımız. Evet, merhaba, seni tanıyorum. Hangi köyden geliyorsun? İkinci oğlundan. İkinci oğlundan köyden. İlk defa mı maça? Hayır, bu ikinci defa oluyor. Daha önce hangi maçtı? Tokat'laydı. Hazırlık maçına geldin. Bu da lig maçına ilk evet. defa. Peki, belli ki Sivasspor'u da çok seviyorsun. Evet. Maç ne olur peki? Sivas kazanacak. Beğendiğin futbolcu var mı Sivasspor'da? Çok sevdiğin? Robinho vardı da, o da gitti ya. Gençler, çocuklar genelde Robinho diyor. Robinho gitti artık. Neyse, bugün kendi takımımıza, evet. İnşallah bugün Robinho formundan uzak olur. Aynen, kendi takımımıza başarılarını diliyorum. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum ben. Merhabalar. Zorlu bir maç. Evet. Sivasspor için neler söylersin? Diyebilirim ki iki, yani bu yarı için en önemli maç diyebilirim. Çünkü Sivasspor da artık yavaş yavaş düşme potasına doğru geriledi. Aslında hiç istemediğimiz bir yerdeyiz, bir konumdayız. Sivasspor buralara gelmemesi lazımdı. Tabii inşallah yeni sezonda ligde kalmak şartıyla güzel transferler yaparız. Gönlüm Sivasspor'dan yana. Başakşehir'de maça bayağı bir asılacak diye düşünüyorum. Ama Sivasspor ruhuyla oynarsa bu maçı alır. İlk maçta olduğu gibi değil mi? Evet, ilk maçta olduğu evet. gibi. İstanbul'da kazanmıştı Sivasspor, tarih tekerrür eder mi? Sivasspor'umuza inşallah tekrardan tarih tekerrür eder. Sivasspor'umuza başarılar diliyorum. Maç saatimizde çok kısa bir süre kaldı. Teşekkür ediyorum sizleri de bu soğukta beklettiğimiz için. Evet, eski basın emekçilerini evet. diyelim. Ömer, sen neler söylersin kardeşim? Biz Sivas ve Sivasspor sevdalısıyız. İnşallah alacağız. 1-0 olsun, bizim olsun evet. diyorum. Evet. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Yiğidolar'ın maskotu, güzel kızımız Ela ile birlikteyiz. Ela'cığım, yine bir Sivasspor maçı.
Heyecanını biliyoruz biz. Evet. Seni yakından tanıdığım için. Neler söylersin? Nasıl bir maç olur? Ya bu maçta biraz buruk izleyeceğim. Robinho'dan dolayı gerçekten gitmesine çok üzüldüm. İkinci futbolcu diyebilirim. Birinci zaten Sisinho'ydu. Robinho'nun arkasından çok ağladım. Şimdi sahada görünce ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bakalım. İnşallah yani. Robinho bugün formundan uzak olur. İnşallah, evet. İnşallah. Evet. Daha önce de Sivasspor'un gol anonsunu yapmıştın. Evet. Onu da biliyoruz. 8 Mart'taydı galiba, evet, değil mi? Dünya Kadınlar Günü'nde. Evet. Peki Ela'cığım, içinden geçen bir skor var mı? Ya ben 2-1 diyorum ama. Sivasspor. Evet. Peki inşallah öyle olur. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, bugün Avrupa Birliği Büyükelçimiz Christian Berger misafirimiz. O da Sivas'ı sevdiğini, Sivas Spor takımında yalnız bırakmak istemediği için maçımızda. Bugün Sivas Spor genelde zor maçların takımı. Başakşehir lider. Başakşehir'i ilk yenilgi tattıran da bir takım. Dolayısıyla Başakşehir'in zafiyetini bilen bir takım. Seyirci desteğiyle de ben bugün mutlaka yeneceğimizi düşünmekteyim. Takımımız geçmiş maçlardan biraz ders aldığını da düşünmekteyim yaptığımız görüşmelerde. Ama bugün seyirci de iyi gibi görünüyor. Ve biz de 500 öğrencimizle beraber güçlü bir destek vereceğiz. Hava da çok güzel, atmosfer iyi. Bugün yenerek hem yukarının kaderini vereceğiz hem de biz kendimizi biraz daha yukarıya atmış olacağız. Sivas Spor'umuza cani gönülden başarılar diliyoruz ve dualar ediyoruz. What do you think about your visit in Sivas? It has been already a great day today. Bugün harika bir gün oldu. Yeah. Sivas'ta. So thank you I want to thank the governor for the invitation. Öncelikle Sayın Valiye bu daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. We have seen a lot of things already today and I'm sure the football match is the highlight of this evening. Bugün Sivas'ta birçok ziyaretimiz oldu, birçok yeri gördük ama son nokta, en güzel nokta bugünkü maç olacak. And we'll be another day here tomorrow. Yarın da buradayız. But I'm sure we will come away from this trip with a great sort of impression from this football game. And I understand it's a very important game. Eminim ki ama bu futbol maçından çok güzel anılarla, izlenimlerle ayrılacağız buradan. Ve anladığım kadarıyla son derece önemli bir futbol maçı. And of course I wish your team the best of luck. Ve takımı da başarılar diliyorum. Do you know any football players in the Sivasspor? No, but I'm looking forward to meet all of them. Tanımıyorum ama tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ah, I see. Okay. Great. Now I know. But in the past. Yes, I know. Thank you very much. Teşekkür ederim. Yayınımız devam ediyor, evet. Başakşehir maçı. Öncelikle Başakşehir maçında Sivasspor'umuza başarılar diliyoruz. İnşallah güzel futbol, güzel oyunla kazanan biz oluruz. Önemli bir maç. Herkesin gözünün Sivas'ta olduğu, Sivasspor'un olduğu bir dönemde inşallah iyi bir skorla, iyi bir futbolla, iyi puanlar alarak, 3 puan alarak haftayı kapatırız diyorum. Skor tahmini var mı başkanım? Ya kazanan biz olalım yeterli. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Maç öncesi 4 Eylül Stadı'nda yaşananları ekranlara getirdik. Tabii az sonra maçtan sonra teknik adamlar neler söylemiş bunu da ekranlara getireceğiz. Bu arada Mayıs ayı içerisinde, bu ay içerisinde Sivas gerçekten de belki de tarihinin en önemli organizelerine ev sahipliği yapacak. Bunların başında Voleybol Türkiye milli takımıyla A milli takımıyla Letonya arasındaki voleybol maçı Sivas'ta oynanacak 26 Mayıs'ta. Ondan önce Ziraat Türkiye Kupası final maçı biliyorsunuz Galatasaray ile Akhisar arasındaki maç da yine 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak. Tabii bunlarla birlikte yine çeşitli organizeler yapılacak Sivas'ta. Az sonra bu bilgileri de vereceğiz. Sivas için gerçekten de önemli organizeler bunlar. Çok çok önemli. Özellikle esnafı ilgilendiren kısmı çok fazla. Az sonra da bu konuyu konuşacağız. Evet, maç böyle bir atmosferde başladı hocam. Herkes biraz da Sivasspor'un hani daha önceki yıllarda Sivasspor'un özellikle şampiyonluğu oynadığı dönemlerde Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye adıyla Sivasspor'a adeta çelme takmıştı. Onu da insanlar hatırlatarak bu maça olan inançları bir aylık fazlaydı. Tabii ben de dahil
birçok insan da işte Sivasspor kazansın da kim şampiyon olursa olsun diyenler de vardı. Öylesine bir maçtı. Bugün Galatasaray'ın bu kadar sevinmesinin baş mimarı da Sivasspor oldu bu aldığı sonuçta. Mutlaka. Abi buradaki bizim esprimiz değil. Yani Sivasspor'un kazancı çok önemli. Sivasspor'un kazanması çok önemli. Yoksa o şampiyon oldu, o onu götürdü demek. Bunlar bizi pek bağlamıyor. Sivasspor yeter ki maç kazansın ve kümede kalsın. Bizim temelimiz, düşüncemiz, düşünce tarzımız o. Senin de söylediğin gibi hakikaten öyle bir maçtı ki hem alt tarafı ilgilendiren hem üstü ilgilendiren bir maç. Biz bu maçı alsak belki artık tam rahatlamış bir takım görüntüsünde olacaktık. Hiçbir bu tür sıkıntılar konuşmayan bir takım olacaktık. Öyle bir maçtı. 39 puan yapacaktık. Ama kazanamadığınız zaman bu tür maçları, güçlü takımlar oynadığınız maçları kaybetmemekte büyük bir kazanç olarak ben değerlendiriyorum. Ama yine de göreceksiniz, Başakşehir'den aldığımız bir puanın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu göreceğiz bu defa. Hocam son iki haftada iki puan aldı ama Sivasspor bence ligin en iyi iki takımı. Çaykur Rize ve Başakşehir. Mutlaka. Gününde formundan uzak olsa da ligin en kaliteli iki takımı diyebiliriz. Yani öyle... şöyle düşünün. Mesela rakibimiz olarak Erzurum ve Bursa'dan iki deplasmandan birer puan getirmiş olsaydık bugünkü durumu konuşmuyor olacaktı. Evet. Yani çok önemli. Özellikle rakibiniz olacak takımlara mağlup olmamak, maç kaybetmemek çok önemli. O yüzden de Sivasspor illaki bu tür maçları kaybetmemek adına oynuyor. Kaybetmemek adına oynadığınız zaman da maçlarda çok iyi bir futbol resitali göremezsiniz. Çok iyi oyun göremezsiniz. Futbolcuların performanslarında illaki strese dayalı düşüklükler mutlaka olacaktır. Önemli olan takım olarak takım oyun içerisinde kalabilmek çok önemli. Takım olarak kalabilmek önemli. Ve takım olarak da istediğiniz neticeyi alabilmek çok önemli. Rakibinize düşünün yani siz, Türkiye Ligi'nin lideri geliyor buraya. Size karşı girmiş olduğu pozisyon bir diyorsunuz, ikinciyi sayamıyorsunuz. Bu evet. Çok önemli. Demek ki artık şeyi yapabiliyoruz. Kaleci yani. Tolga'nın gününde olmasının da etkisi var mı hocam? Mutlaka. Son yani iki maçta gol yemiyor. İnşallah biz takım olarak yemiyor. Dillendirmemiş oluruz şeyi ama takım olarak şeyi çok iyi yaptık. Biz mesela dörtlü zincirde defans bloğundaki o kademe anlayışını çok iyi yaptık. Yani baktığın zaman o dörtlü zincir neredeyse sıfır hataya yakın bir hatayla oynadı. Yani birbirlerini kademelerini kapatmakta, o ara mesafeleri dengeli tutmakta çok iyi davrandılar. O ara mesafeleri çok iyi kapattılar. Birbirlerine yardıma çok iyi gitti. Mesela Uğur'un birkaç sefer pozisyonda Braz'ı gördünüz karşısında. En büyük silahı zaten Başakşehir'in sağ kenarıydı. Sağ kenardan getirecekleri ortalardı veya getirecekleri toplara karşı tedbir almak. Sivasspor'da bunu Uğur ve Braz şeklinde çok iyi kapatarak oynadı. Hatta belki taraftarlar şey yapacaktır. Mesela bu niye Ziya değişikliği? Ziya değişikliği yine belki bundan sonraki haftalarda nasıl göreceğiz. Nasıl buldun değişiklikleri bu arada onu da sorayım hocam. Şeyi de göreceğiz. Bundan sonraki haftalarda da böyle değişiklikler. Mesela işte Paul Pop işte ikinci bir sağ bek işte nasıl oynuyorsak iki sağ bekle şeyde deplasmanın adı veya burada. Zaman zaman işte skor kendi lehinize döndüğü zaman iki tane sol bekle de yani maçların gidişatına göre değişiklikler. İlla ki yani biz yine söylüyorum biz 5 hafta biz burada iki tane sol bekten oynamayı eleştirdik ama bunu zaman zaman oynayabilirsiniz dedik biz. Ne zaman oynarsınız? İşte skoru koruma adına süreniz çok azalmıştır. O azalan süre içerisinde iki tane sol bekte oynayabilirsiniz. Kimse bunu eleştirmiyor. Ama siz iç sahada, iç sahada iki tane sol bekte çıkıp ofansif manada sol taraftan bir şey üretemediğiniz zaman eleştiri alırsınız mutlaka. Ama bugünkü sol bekin oyuna girmesi, önde sol bekin başlaması bana göre çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü rakibin sağ tarafı çok iyi, sağ tarafını çok iyi kapatmak gerekiyordu. Bunu da tedbirli olarak Emre ile kapattı. Emre'nin demin biraz önce söylediğim gibi Torje ile başlayabilirsiniz ama Emre'nin performansı iyi değil diye. Ama geri dönüşlerde işte Erdoğan'la başlayabilirsiniz ama geri dönüşlerde dediğiniz zaman yok Emre oynasın diyebiliyorsunuz. O yüzden de Emre tercihi oluyor. Emre'nin de işte performansı da 2-3 haftadır
düşüş var. İşte inşallah bundan sonraki haftalarda biraz daha toparlar. Ofansif performansını desek daha tabii doğru olur. Defansif. Doğru söylüyorsun. Aynen katılıyorum. Biraz önce de söyledik onu. Emre'nin defansif performansında hiçbir azalma yok ki oynatılma sebeplerinin en başında o geliyor. Belki de hocanın beğenmesi de o dediğiniz gibi hoca demiştir. Ben senin fazla ileri çıkmanı istemiyorum. Yani rakip kalede etkili olmaktan ziyade işte gelen atakları önüne ya da o alanı kapat dedi. Hoca mesela beni, o yüzden beni bu beğendi. Maçta yanıltan şey Abdullah Hoca oldu. Abdullah Hoca oldu. Mesela ben bu maça geldim. Ve bu maç benim bundan sonraki maçlarda da ben bu sistemle, bu dizilişle çıkmam. Bu tercih, futbolcu tercihleriyle çıkmam. Sol taraftaki Villa mıydı? Ona müthiş tahammül etti. Ben mesela onunla başladım. Ben şey maçında, Göztepe maçında da seyrettim onu. Göztepe maçında da çok kötü. Mesela şeyi oynatmaması, kadroda var mı ona bakacağım ben. Kim hocam? Santfor yok herhalde, kadroda da yok. Adebayor. Adebayor. O yok hocam. Adebayor yok. Ben onu söyledim yani ve listeyi de görmediğim için şeye de bakmamıştım. İnşallah Adebayor çıkmaz ikinci devre. Onunla başlamaz diyorum ben. Çok çekindiğim bir futbolcu. Mesela ben şeyin yerinde olsam bir santforla başlar. Şeyi direkt santfor oynatmam. Robinho'yu. Robinho'yu ya santfor arkası oynatırım ya sol tarafta oynatırım. Hakan Hoca dedi ya ben dedi Abdullah Avcı'nın yerinde olsam serbest oynatırım dedi. Yani direkt yani, bizde tabii, tabii, öyle yani verim aldık. Robinho bir defa santfor olarak değil, santfor arkasında oynadığı zaman Vizca'yla falan çok daha verimli oynayabilir. Ama tercihi o yöndeydik ki ben de şeyi görmediğim için Adebayor inşallah girmez diyorum böyle. Dua Arda ediyorum. Da yok, Adebayor da tabii, yok. Tabii mutlaka onlar da çok performansıyla ilgili yani sakatlıkları yok bildiğim kadarıyla. Emre hoca şeyin tercih. Arda'nın vardı herhalde. Arda'nın sakatlığı vardı herhalde. Gelmedi, sakatlığı var diye ben okudum onu. Demek ki Adebayor'un da böyle bir sakatlığı evet. vardı. Onların olmayışı bizim için de iyi oldu. Bu arada 32 ve 33. haftanın maç programları da açıklandı hocam. Sivasspor bu hafta Göztepe ile evet. cumartesi günü oynayacak. Bornova stadında oynayacak. İzmir deplasmanında saat 19'da başlayacak cumartesi. Saat 19'da 33. hafta bitime bir hafta kala da yine deplasmanda pazartesi günü oynayacak. 20 Mayıs'ta Eryaman stadında Ankara gücüyle bunu da bu bilgiyi de vermiş olalım. Bu şeyler değişir mi acaba? Maç düşme potasını ilgilendirdiği için maç saatleri değişebilir mi acaba? Aynı saat getirebilirler. Federasyon geçen sene ya da bundan önceki sene sanırım evet. Son 4 haftada bütün maçları düşen düşmeyene yani belli olan olmayan hep aynı. Öyle olur gibime geliyor çünkü. İşte aynı saat aldı. Biz şeyden 33. hafta biz Ankara gücüyle oynarken Göztepe Bursa'yla oynuyor mesela. Yani bu tür maçlar iki maçı belki dengeleyip aynı saate getirebilirler. Çünkü dört takım ilgilendiriyor. Bildiğim kadarıyla saatleri de belli oldu da ben hemen bakayım hocam. Sadece Sivasspor'un maçına bakmıştık biz. O 33. haftayı mı diyorsun hocam? Evet. Pazartesi dedik ya, pazartesi günü. 33. haftada evet. Belki o haftaya kadar alt tarafta en azından düşecek takımların biri daha belli olur diye düşünüyorum. Evet, belli bakıyorum. Olursa o zaman Bursa olur herhalde büyük ihtimalle ama Bursa'nın da Bursa Göztepe maçı 16'da hocam. 16. Ben tahmin ediyorum yani şeyde, pazar günü saat 16'da. Ben bu maçın da pazar günü 16'ya alınabileceğini, eğer şeyler devam ediyorsa senin söylediğin gibi işte diyelim ki Bursa'nın bu hocam şimdi kupa maçı var, final maçı var. Gerçi final maçı oynanmış da oluyor da hadi diyelim kupa maçından final oynamış bir takım olsa deriz ki yorgundur bilmem nedir falan filan. O yüzden günler farklı deriz. Ben de anlamış değilim. Şimdi Bursaspor, Göztepe, Ankara Gücü, Sivasspor. Niye ayrı ayrı günlere ve ayrı ayrı saatlere verirler? Hakikaten anlamak mümkün değil. Federasyonun bir bildiği var demek ki yine. Yani belki de düzeltme de yapabilirler yani. Evet. Bugün de takım
Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Onu da o bilgiyi de verelim. İsterseniz arkadaşlar hazırsa maç sonu hocaların açıklamasını da dinleyelim. Hocam ondan sonra evet hazırmış. Şimdi maçtan sonra hocalar neler söyledi? Hep birlikte onları dinleyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlarımızın, futbolcu arkadaşlarımızın yaptığı mücadele gerçekten takdire değer bana göre. Takım olarak çok iyi bir savunma oyunu oynadık ve bu oyundan da çıkışta gerçekten 3 veya 4 tane gol olabilecek pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik. Başakşehir gibi ligimizin en iyi takımlarından birisine karşı da bir belki de iki tane pozisyon verdik en fazla. Bu da bizim adımıza sevindirici. Tabii ki bu mücadeleden sonra 3 puanla karşılaşmayı bitirmek isterdik ama maalesef bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Ama bu son haftalarda ligin sıkıştığı haftalarda bir puan bile önemli puan. En azından bunu aldık ve bundan sonraki maçlarda da bir puan bize işimize yarayacaktır yani. Evet, iyi akşamlar. Aslında hem bugünü bir değerlendirmek hem de özellikle son kazandığımız Konya maçı sonrasından bugüne kadar gelen süreci bir değerlendirmek lazım. Konya maçını kazandık. Sonra Beşiktaş'tan ilk yarısı çok harika bir oyun. Ondan sonra ikinci yarı itibariyle performansların ve oyun organizasyonlarının zaman zaman kaybolduğu bir durum yaşadık. Ve puan kayıplarıyla beraber. Özellikle bugünü de gelecek olursak, bugün konsantrasyonumuz yüksek. İki haftadan çıkardığımız olumlu dersler ve ilk 30 dakikada o oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Hem topa sahip olacaktık. Sivasspor takımı tam bir geçiş takımı. Hem onda savunma güvenliğimizi alacaktık. Topa sahip olduk. Organizasyonları doğru kullanmaya çalıştık. Ama fazla pozisyon üretemedik. İki yarı itibariyle bir iki tane pozisyonumuz var. Rakibin de bir tane pozisyonu var. İkinci yarı özellikle bu Konya maçından sonra Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla bugüne kadar gelen süreçte bireysel anlamdaki oyuncu performansları yani oyunu değerli kılan oyuncuların bireysel performanslarıdır. Bireysel performanslarda oynayanın da girenin de performansının sahanın içine yansıtamadığı bir süreçten özellikle son 4 maçtır hem puan kayıpları hem zihinsel yorgunluklar hem de geleceğe dönük endişeler, kaygılar yaşanabiliyor. Oyunun içinde gerginlikler, oyuncuların kasılmaları ve top kayıpları bundan beraber olabiliyor. Bugün itibariyle bunu da yaşadık. Özellikle İlk yarın son 15 dakikası, ikinci yarıda parça parça. Yani özeti şu, geçişte verdik ikinci yarı itibariyle rakibe. Onlar da gol atabilirlerdi. Oyunu değerli kılan oyun, bireysel oyuncu performanslarıdır. Bugün itibariyle son 4 maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, ligin hala tepesindeyiz. Bir derbi var pazar günü. Avantajların mı diyeyim veya fırsatlar mı diyeyim bunlar hala devam ediyor ama bu şekilde değil. Vazgeçmeden biz vazgeçmeyeceğiz. Oyuncu grubu da vazgeçmeden 28-29 hafta hem oyun kalitesiyle hem performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bugün itibariyle fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım bir iki gün izinden sonra toparlanıp buna tekrar hep beraber bütün grup olarak dönebilirsek tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz. Önemli avantajlar kaybettik. Rakibimiz de iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Robinho geçen hafta kaybedilen 2-0'lık Göztepe maçında da sahanın en iyisiydi. Bu maçta oyundan aldınız. Yani Sivasspor'un eski futbolcusu olması şimdi size göre iyi, bana göre başka planlar var. Neye göre bakıyorsunuz onu da bilmiyorum. Bizim için değerli oyuncu. Burada da Sivasspor için de değerli bir oyuncuydu. Dünya futbolunun tanıdığı bir oyuncu. Biz o andaki performans, hamleler, kazanmak için yapılan şeyler bunlar.
O senaryolarla senaryo için demedim hocam, yani performansla ilgili veya hamle yaptığımız durumlar bunlar. Başka bir oyuncuyu sokuyoruz, hamle yapıyoruz. Evet, tabii ki galibiyete yakındık. Öyle düşünüyorum. İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı oyun olarak iyi bir oyun sergiledik. 3 puan alabilirdik fakat alamadık. Şimdi ama oyuncuların mücadelesinden, coşkusundan memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır diye düşünüyoruz. Konumuz itibarıyla puanlara ihtiyacımız vardı. Bir puanla yetindik bugün. Dediğim gibi mücadele, coşku bugün çok iyiydi. Bu saatten sonra artık çok fazla iyi oyuna gerek yok. Yani karşınızda bir de güçlü bir takım var. Başakşehir takımı bu ligin zirvesinde zaten. Onlarla kadro kalitemiz zaten aynı değil. Zorlandık ama galibiyete de yakındık. Sonuçta bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Puanımızı 37 yaptık. Lig barajı 40 gibi görünüyor. 37 yetebilir ama şu an 40 gibi görünüyor. Bizim acilen daha 3 puanı alıp atlamak istiyoruz. Bakalım, önümüzde şimdi 2 deplasmana çıkacağız. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. Bu mücadelemizi orada da gösterirsek bir önce rahatlamış oluruz. Hocam, Emre özellikle milli takımın dönüşünden sonra bir form düşüklüğü gözleniyor. Bugün iyiydi ama bir sakatlığı vardı Emre'nin uzun zamandır. Ama iğnelerle, tedavilerle oynatmaya çalışıyoruz. O Emre bizim göz bebeğimiz. Ona çok değer veriyoruz. Onu kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. O da bugün bence çok iyi bir mücadele gösterdi. Defansını da iyi yaptı. Ofansta da dediğim gibi son paslarda biraz sıkıntı çektik. Gol vuruşlarında. İyi çıktık ama sonuçlandıramadık. İnşallah bakalım. Hakan aradınız mı hocam? Tabii ki Hakan bizim için çok önemli bir oyuncu. Her maç cezalı oyuncumuz oluyordu. Artık sınırdakiler de kalktı. Bakalım bundan sonra inşallah tam takım devam edeceğiz yolumuza. Muhammed 4-5 biraz tabii ki antrenman hazır görmesem zaten oynatmazdım. Muhammed'in bu maça daha uygun diye düşündüm. Biraz daha Kone'den biraz daha çabuk. Onun için bir de gol vuruşu da daha iyi. Onun için Muhammed'i düşündüm. Ama fırsatları değerlendiremedik. Bakalım inşallah. Alınan bir puana Sivasspor taraftarları kadar Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da mutlu oldu. Evet ama biz bugün bizi destekliyorlardı herhalde onlarda. Evet. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz dediğim gibi bizim konumuz itibariyle puanlara ihtiyacımız vardı. Başakşehir takımı bu ligin en iyi takımı, en organize takımı. Ligin zirvesinde de zaten. Ondan puan aldık. Galibiyete de yakındık. Dediğim gibi önümüze bakacağız artık. Maç bitti. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sivasspor Başakşehir maçı sonrası açıklamalar bu şekildeydi. Her iki takımın teknik adamları da görüşlerini bu şekilde ifade etti. Tabii Sivasları, Sivasspor cephesi ilgilendiriyor. Hakan Hoca'nın açıklamaları barajın 40 olabileceğini, 37'nin de yeterli olabileceğini ama 40 diye düşünüyoruz dedi. Bir galibiyete ihtiyacımız var dedi. Deplasmanlarda da iyi oynayan takımız biz dedi. İki deplasman maçına çıkacak peş peşe. Sivasspor görünen o ki galibiyet için gidecek Sivasspor. Biz iki deplasmandan birer puan aldığımız zaman zaten sıkıntı kalacağı ben kanaatinde değilim. Çünkü rakipler puan kaybetmiş olacak. Sonra rakiplerinizle oynayacaklar. O çok önemli. O yüzden biraz da durumu rakipler belirliyor hocam. Mutlaka. Senin aldığın sonuçtan ziyade şimdi makaslar şey daralıyor. Şey var yani Sivasspor'un avantajı diğer rakiplerin 3-4 puan önünde olması. Birbirleriyle oynayacak olması. Onlar birbirleriyle falan oynayacak olması. Senin onlarla oynayacak olman. Tabii bunlar avantajı da getiriyor, dezavantajı da getiriyor. Bunu avantaja çevirip iyi kullanmak lazım. Ama ben bu iki deplasmandan getirecek birer puanla Sivasspor'un küme düşme sıkıntısı yaşamayacağı evet kanaatindeyim. Taşkın Daş'tan diyor ki Abdullah Bey İlham Hocam'a selam söyle, iyi yayınlar diyor. Beşiktaşlı yöneticiler kendilerine haksızlık yapılınca nasıl yaygara yapıyor ama bizim maçta resmen hakkımız yendi demiş. Az önce de söyledik, iki hafta önceki o Burak'ın attığı gol öncesi verilmeyen offside. Biz alıştık. Sağda değil mi? Şeyi asmadı.
oyundan atsa 10 kişi kalacak. Belki biz 3 puan evet, kazanacağız. O da var da. Bu çok önemli bizim tabii, açımızdan. Tabii tabii mutlaka. Çok önemli. Şey mesela çok abartıyorlar. Vida mıydı o yani, futbolcuların adı? Onu daha sonra mesela Erman Toro diyor ki bu pozisyonda işte çarptı, çarpmadı işte bir şey diyemem diyor ya. Yani belki 15 sefer seyrediyor. Siz buna takılırsanız şeyde golde işte Atiba'nın performansını gör. Geriye dönüşüne bak, Caner'in dönüşüne bak. Evet. Konuşacaklarsa onu konuşacaklar. Ya da Sivasspor'u konuşacaklar. Şimdi, Sivasspor'dan nasıl puan çaldıklarını konuşacaklar. Bu tabii. Bu zaten Sivasspor maçını örnek göstererek bu izleyicimiz evet. Taşkın Daş'tan onu hatırlatma yapmış. Aynen yapmış. Katılıyorum. Evet. Maalesef böyle. Bunlar şimdi bazen işte burada biz diyoruz ya hakemin yaptığı çaldığı ya da çalmadığı bir düdük maçın skorunu direkt etki edebiliyor. Onlardan biriydi. Sivasspor Beşiktaş maçındaki o gol öncesi pozisyon ama sadece maç sonrası o hafta iki hafta önce bir iki tane yürekli spor yorumcusu Sivasspor'un hakkı yenmiş. Anadolu takımlar ezdiriliyor diye feryat etti. Kimse duymadı. Evet. Nitekim duymadığını şundan biliyoruz biz. Takip ediyoruz hakemleri. Sivasspor özellikle bu İstanbul takımlarıyla oynadıkları maçlarda eğer Sivasspor aleyhine hata yapmışsa kesinlikle o hakemler adeta ödüllendiriliyor. Yani bu 1 2 3 değil. Sürekli istisnasız, istisna yok. Ya bunu bilmeye gerek yok. Bizim Beşiktaş maçının hakem triyosu kesintisiz maç alacak dedik o hafta izleyicilerimiz iyi hatırlar. Halen de var hakemi oradan çıkıyor orta hakem oluyor oradan gidiyor işte başka bir hakem oluyor yani mutlaka görev alıyorlar sistem bu sen hocam, o takımların canını yakmalıysan Beşiktaş Sivasspor maçı Mete Kalkan bir hafta sonra Konya Galatasaray maçındaydı Konya Galatasaray maçı ondan önce yine bir vara gitti şimdi tekrar yine şey biz bunları o hafta da söylemiştik hocam hatta iddia ediyorum demiştim bu Mete Kalkavan ve ekibi haftaya çok iyi bir maça gidecek dedik ve gitti. Bu yani çok böyle duyum aldığımızdan falan söylemiyoruz biz bunu. Alışkın olduğumuz için. Yıllardır sistem böyle yaşanlar işliyor. Yaşanlar şeyler aynı yani. Tabii evet. Ama tam tersi olsaydı Sivasspor Beşiktaş'a işte 87. dakikada böyle bir gol atsaydı. Bak o Mete Kalkavan tıpkı neydi o hakemin adı? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus gibi. Evet hocam teşekkür ediyorum hatırlattığın evet. için. Fırat Aydınus gibi haftalardır hatta bir ay mı maç alamadı? Bir ay iki ay alamadı. Alamadı. Daha sonra 3 hafta önce TFF 1. Lig'inde yönetti. Son 2 haftadır da tekrar Süper Lig'de maç yönetmeye başladı. Aslında alamaması değil. Tekrar başlıyor olması çok gülünç. Yani yapılan hata Fırat Aydınus'ların yaptıkları hata yani şeye sığabilecek bir hata değil. Normal bizim yeni yetişen hakemlerimiz olsa, amatör hakemlerimiz olsa maç yüzü göstermezler. Yeniler içilir gibi değil. Deniz miydi? Barış düdüğünü bırakan bir hakemimiz Deniz var. Deniz Çoban. Deniz Çoban. Adam haysiyetli bir şekilde götürdü dedi ki ben yapamıyorum daha. Hata ettin dedi. Rıza Çalınbay'dan hatta Kasımpaşa yani, maçı mıydı? En az onun kadar bir hata yani Fırat'ın yaptığı da. Evet. Ama sistem böyle. İzleyicilerimizin ben tepkisini anlıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Üzeyir Günü, iyi yayınlar Abdurrahman Bey. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Güzel futbol oynadı. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonu ligde kalırız. Muhammed Demir neden oynamıyor? Bir de şunu sormak istiyorum. Diabete'nin yanına bir golcü olsa iyi olur. Çok yalnız kalıyor. İnşallah Göztepe maçını kazanırız. 3 puan bizim için iyi olur demiş Üzeyir Güney. Ama bu sezon için artık yapacak hiçbir şey yok. Eldeki mevcutlarla zaten sezonda bu bitmek üzere. Bu sistemde devam edecek. Bu son aynen. maçları böyle oynayacak. Tabii. Cezalı sakatlık olmaz. Evet. Mehmet Keler de iyi yayınlar. İlham Hocam'a selamlar. İnşallah şey. Göztepe maçını alırız. Bir de forvetle başlasa hoca olur mu demiş. Yok olmaz. Mahmut Öztürk. Bence olmaz. Yani biz oyunu bloke eden bir oyun sistemini tercih ediyoruz şu an. Şu oynayacağımız son 3 maçı oyunu bloke eden, rakibe alan bırakmayan, iyi yerleşen ve iyi adam paylaşan bir görüntüyle o sahaya çıkmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de bu sistem, bu tercihlerle, bu oyuncu tercihiyle çıkmak zorunda. Bana göre doğru yapıyor. Evet.
Mahmut Öztürk'te iyi yayınlar Abdullah Bey. Sivas Spor'un kalan maçlarda kaç puan alırsa kurtarırız demiş. Bunu İlham Hocam'ın yorumlaması iyi İki maç, iki maçtan beraberlik alırsak kurtarırız. Az önce İlham Hocam onu söyledi. Sinan Yıldız da iyi yayınlar abim demiş. Teşekkür ediyoruz Sinan Yıldız'a. Bu arada Zara Ekinli Spor özellikle U15'lerde hakikaten hocam bu U15'lerin tırısı mı nedir? Türkiye yıllardır ambargo koydu Türkiye genelinde Zara Ekinli Spor. U15'lerde son derece başarılı oluyor. Yine İstanbul şampiyonu oldular. Şu anda da Türkiye Şampiyonası maçı oynuyorlar. Zara Ekinli Spor Başkan Yardımcısı Abdullah Toplucu, buradan da selam gönderiyorum kendisine. Ramazanımızı tebrik ediyor. Bütün Sivasların Ramazan'ını tebrik ediyor. Zara Ekinli Spor olarak diyor ki Zara Ekinli 15 takımı son 4'te Trabzon, Elazığ ve Konya takımları ile Türkiye Şampiyonası maçına çıkacak. Maçların Sivas'ta oynanma ihtimali var demiş. İnşallah öyle olur. O zaman buradaki Yiğidolara da taraftar gruplarına da iş düşüyor. Evet. Trabzon, Elazığ ve Konya takımlarıyla dörtlü şampiyonaya çıkacak Zara Ekinli Spor. Başarılar dileyelim Zara Ekinli Spor'a. Az önce kısmen belirtmiştik sevgili seyirciler. Mayıs ayı içerisinde Sivas'ta gerçekten de diyorum bugüne kadar tarihinde olmamış organizelere ev sahipliği yapacağını söylemiştik. Bunlardan birincisi biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası final maçı Galatasaray'la Akhisarspor arasında Sivas'ta oynanacak. 15 Mayıs Çarşamba günü yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Hatta dün akşam baktım puan durumuna, belki de hocam Akhisar çok ilginç bir duygu ya da onların ruh halini ben tahmin edemiyorum. Küme düşmüş takım olarak da resmen, yani şu anda mantıken düşmüşler de ama o tarihte resmen düşmüş olacaklar. Bu hafta netleşir. Öyle bir duyguyla gelecek ve evet. Türkiye Kupası maçına öyle çıkacak. Final maçına, ilginç bir maç olacak. Sadece bu değil. 16'sında dediğimiz gibi Ziraat Türkiye Kupası final maçı var. 26'sında voleybolda Türk milli takımıyla Letonya milli takımının maçı var Taha Akgül Spor Salonu'nda. Bu da çok çok önemli ve Sivas tarihinde bir ilk milli maç. Curling şampiyonası var 15-16 Mayıs tarihlerinde. 102 takımın geleceği söyleniyor curling şampiyonasına. Bu Sivas ekonomisi, Sivas'ın tanıtımı için çok önemli hocam. Ayrıca şöyle bir bakayım. 11-12 Mayıs'ta da yine Taha Akgül Spor Salonu'nda tırmanış yarışması yapılacak. Burada da 40 kişilik bir ekip Sivas'a gelecek ve bu yarışmayı Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda yapacaklar. Yani özetleyecek olursak hocam çok çok önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak Sivas Mayıs ayı içerisinde. Ya bu turnuvalar biraz önce söylediği gibi Abdullah'ı çok dikkat alıyor, çok önemsiyor mutlaka ama ben öyle tahmin ediyorum ki Sivas esnafı Abdullah Yiğit'in aldığı önemi, değerin yarısını almıyor. Halbuki kazanç olarak kendileri kazanacaklardır. Bu tür maçların Sivas'a kazandırılması açısından nasıl bir çalışma yapabiliriz diye Sivas esnafı gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü, gerek milletvekillerini, gerek siyasi olarak nasıl bu müsabakaları Sivas'a aldırırız düşüncesiyle hep hareket etmesi gerekirken bizler o kadar çaba gösteriyoruz burada ama ben Sivas esnafından böyle bir ya gelen gelir ya zihniyeti ve düşüncesi hocam, hareket etmiyor insan. Hakikaten çok üzülüyorum. Yani. Bazen tüm Sivas'ın insanının bu kadar vurdum duymaz olmasına çok üzülüyorum. Bazen hani böyle şehir efsanesi gibi ta çocukluğumuzdan beri denirdi, halen de deniyor zaman zaman. Ya Sivas'ın üzerine ölü toprağa serpilmiş de yukarı tekkeden rüzgar esiyor, toprak şehre yayılıyor. Bu da insanları bu hale, yani bazen inanmak istiyorum buna. Şimdi yani önemli bir konu açtın. Bunun işte sporun güzelliği bu. Şimdi dediğin gibi ben yıllardır bu işi yapıyorum. İşte gazetecilik, televizyonculuk falan. Daha bana bir gün bir esnaf odası ya bir ticaret odası ya da işte bir esnaf
gelip de ya arkadaş işte şöyle şöyle bir haber yaptı, yani beni kanalize edip işte vali beye diyelim, işte dediğin gibi Gençlik Spor Müdürlüğü'ne gidelim ya da işte şu anda Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Sivaslı. Ya arkadaş siz bunu daha bugüne kadar duymadım, işitmedim ben. Esnaf odaları, dediğim gibi diğer mesleki kuruluşlar, bir heyet halinde gidin Ankara'ya. Sivas'ın siyasilerini, parti gözetmeksizin bütün vekilleri ziyaret edin. Sivas'a alabildiğiniz kadar, yani diğer illerin bakıyorsun birçok ilin sanayisi var, denizi var, kumu var, işte şunu var, bunu var. Ama Sivas'ın işte Sivas esnafı bir nebze nefes alacaksa bundan alır. Böyle bu tür Sivas organizelerden alır. Sadece bunu değil. Mesela Sivas esnafı şeyi kovalayacak. İkinci üniversitenin bir an önce yapılmasını sağlamak için büyük çaba sarf etmek zorundasın. Yani Sivas'ın gelir kaynağı bu olacağını göre göre, evet. Sivas esnafının geçim kaynağı bunun olduğunu göre göre hala kıpırdamıyorlar. Ben hala adım atmıyorlar. Bu konuda hocam ben enteresan yani. Yani yine söz dönüp dolaşıp sayın valimize geliyor, Salih Ayhan'a. Vallahi ben, yani Sivas bu kadar mı şanslı olur ya böyle, evet, bir valiye sahip. Aynen öyle. Her şeyine koşturuyor. Bu işlere giriyor. Yani bir yerde de devlet memuru, tamam validir, devleti temsil ediyor ama devletinde yani siyasilere nasıl diyeyim, bir esnaf odaları kadar bu konuda inat ya da ısrarcı olamaz. Aynen öyle, katılıyor. Yani gidip esnaf, ya gidenin kapısında yatacaksın. Sivaslı bakan yardımcısının ya da milletvekillerinin öyle bir avantajın var. Ama herkes duruyor işte, vali yapsın, belediye yapsın, şu yapsın veya yok. Bir yerde de ucundan tutmak lazım diye düşünüyorum. Evet, neticede Mayıs ayında Sivas'ta önemli organizeler olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar, voleybol A milli takımının Letonya ile olan maçının bir tanıtım, daha doğrusu broşürü vardı. Ekranlara getirirsek izleyicilerimiz de saatini, gününü tam olarak da görmüş olur ki o gün Taha Akgül Spor Salonu'nu Sivasların, evet şu anda Sivas'ta Milli Heyecan Türkiye Letonya A milli voleybol maçı 26 Mayıs saat 14'te Taha Akgül Spor Salonu. Ya biliyorsunuz Yeni 4 Eylül Stadı'nın yanına yapıldı. Çok da güzel. Giriş ücretsiz. Evet. Avrupa Altın Ligi. ÇEV Avrupa Erkekler Altın Ligi maçı Türkiye Letonya. Şimdiden söyleyelim, 26 Mayıs'ta ona göre program yapsın. Özellikle Sivasspor taraftarları Yiğidolar'a çok çok önemli görev düşüyor. Şimdi bu maçta olacak dolmalı ki bir dahaki maçlara evet yüzümüz olsun ya da federasyon versin. Bu açıdan çok çok önemli. Yiğidolar'a büyük görevler düşüyor. Evet hocam, Sivasspor'la ilgili bu Göztepe maçı artık Başakşehir maçı geride kaldı. Hemen Göztepe maçına geçmeden önce bugün Sivasspor teknik direktör Hakan Keleş nezaretinde antrenmanlarına başladı. Kendi tesislerinde Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Douglas hasta olduğu için katılamamış. Biraz hafif sakatlığı olan Tolgahan, o da katılamamış. Kone'de izinli ve Endinga da dinlendirilmiş. Ne için dinlendirildi bilmiyorum. Kaleci Ali Vural Şaşal da idmanı yarıda bırakmış sakatlığı nedeniyle. Şimdi antrenman öncesi teknik direktör Hakan Keleş'in Göztepe maçı ile ilgili açıklamalarını hep birlikte bir izleyelim. Göztepe maçına hazırlanıyoruz. Zor maç olacak. Artık ihtiyaç zor. Her maç zor zaten. Puan veya puanlar almaya gideceğiz. Bir an önce rahatlamak istiyoruz. Dediğimiz gibi bir baraj yükseldi biraz. Ama her maç zor artık yani, biliyorsunuz. Biz de işimizi, kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Zor ama biz son haftalarda iki hafta gol yemiyoruz. Deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Bakalım iyi oyunumuzu sahaya yansıtırsak oradan iyi bir şekilde dönüp bir an önce rahatlamak istiyoruz. Çek.
dünkü maçın hazırlıkları, cumartesi günkü maçın hazırlıkları da bugün devam edildi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde. Hocam çok kısa Göztepe maçı Sivas Spor için. Şeyden TRT Spor'dan geçen sen de söyledin, Sivas Spor'a karşı reşber miydi? Evet. Reşber, ha. O yine Sivas Spor'la ilgili, Göztepe maçıyla ilgili bir şey söyledi. Göztepe Spor'un Sivas Spor'u rahat yenebileceği, Serkan Reşber rahat yenebileceği düşünüyor. Öyle mi demiş? Tabii öyle söyledi, duydum ben. Öyle söyledi ben. Şimdi Sivas Spor'un bir Başakşehir'in oynadığı gibi oynamayacağını ya da işte Antalya Spor'un İzmir'de oynadığı gibi oynamayacağını Serkan da görecek. Türk futbol severler de görecek. Sivas Spor Göztepe'de Bornova stadında bir deplasman takımı nasıl oynaması gerektiğini gibi oynayacak. Belki Göztepe Antalya Spor maçında işte şeyde bulduğu pozisyonları göremeyecek. Belki bulamayacak. O yüzden de Serkan'ın söylediği gibi çok rahat bir maç geçmeyecek Göztepe açısından. Sivas Spor'un da deplasmanda hocanın söylediği gibi iyi oynadığını hesap edersek bu maçın ben kanaatim o ki 1-1 berabere biteceğini, hatta 1-0'da Sivas Spor'un lehine kapanabilebilecek bir maç olduğu kanaatindeyim. Öyle bir düşüncem var. İnşallah 3 puanla gelir diyorum. 3 puanla gelirse zaten her şeyi halletmiş oluyor Sivas Spor. 1 puanla gelirse de çok büyük bir kazançla dönmüş olacak. En azından rakibine 6 puanlık bir maçta 6 puan vermemiş olacak. Yaklaştırmamış olacak. Puan farkını korumuş olacak mutlaka. O yüzden de bizim için çok 1 puan çok önemli. Özellikle forvette elemanlarımız girdikleri pozisyonlarda cömertçe harcamaz, girdikleri pozisyon hakkını verirlerse biz bu maçtan galip dahi gelebileceğimizi de ben yürekten inanıyorum. Ama bu maçın genel itibariyle baktığı zaman skorunun beraberlikle biteceği kanaatindeyim. O kadar da Göztepe açısından çok ben rahat bir maç olacağını düşünmüyorum. TRT Spor'daki o Serkan Reçber'i, aslen Sivas zararlı olan Serkan Reçber'i bu son açıklamasını Göztepe maçıyla ilgili değerlendirmelerini dinlemedim ama demek ki öyle bir şey demiş. Ben şunu gördüm, Sivaslı Serkan Reçber ama bazı Sivaslılar vardır. Nedense bir karın ağrısı vardır Sivaslılara, hele de Sivas Spor'a. Onlardan biri de Serkan Reçber. Bu Sivas Spor'dan alıp veremediği nedir bilmiyorum. Diğer şehrin taraftarlarıyla şehirle ilgili güzel şeyler söyler filan. Ama Sivas'a gelince ya hızlı geçer, yanındakiler ondan daha gerçekçi. Be adam, yani Serkan Reçber, senin bu Sivas'la ilgili ya da Sivas Spor'la ilgili söyleyeceğin şeylere ihtiyacı yok Sivas'ın. Allah'a çok şükür Sivas Spor'un, ama bu karın ağrısı nereden geliyor hakikaten anlamak mümkün değil. Evet. Daha önce yanındaki yorumcu, işte bir maçta hakem Sivas'ın aleyhine karar vermiş. Gün gibi ortada. 3 yorumcu da diyor ki Sivas'ın hakkı gasp edilmiş. Serkan Reçber yok hayır öyle değil diyor. Tam tersini söylüyor. Yani bir Sivas'ta bir alıp veremediği var ama neyse, o kadar da önemli bir insan değil. O kadar da ciddiye almamak lazım. Diyoruz Sivas Spor'a Göztepe karşısında başarılar diliyoruz. İkincilikteki temsilcimiz Sivas Belediyespor. Sezonu ne yazık ki buruk kapattı. Son 2 maçta üst üste aldığı galibiyetlerin ardından gittiği Manisa deplasmanından 2-0 mağlup oldu. İşin ilginç tarafı, hocam bu maça da 13 futbolcuyla gitmiş. Yani kaleci hariç 2 yedekle gidilmiş. Dolayısıyla mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Ligi 44 puanla 9. sırada tamamladı. Şunu peşinen söylemek lazım. İşte koskoca il takımı Tokatspor kapanma tehlikesiyle karşı karşıya, bu hafta da son hafta gitmediler. İstanbul deplasmanına küme düştüler. Sivas'a hiçbir taraftar desteği olmadan, belediyenin kısmen, doğru düzgün kimsenin desteği olmadan bize o korkuyu yaşatmadılar. Hatta tam tersi, çok büyük sevinçler yaşatan Belediyespor'u tebrik ederim. Her şeye rağmen, yani küme düşmesin yeterli. Hatta bir ara playoff içinde çok büyük şansı vardı ama arka arkaya aldığı başarısız sonuçlarla. Bu hafta Belediyespor'un kongresi vardı, ben orada. Evet, ona geleceğiz hocam, kongreye geleceğiz. Manisa'dan 2-0'lık mağlubiyette döndü, dediğimiz gibi
Şöyle bir bakıyorum. Evet, 3 tane yedek futbolcuyla gitmiş hocam Manisa'ya. Demek ki artık playoff şansı da yok. Küme düşme tehlikesi de yok. Ama ben de şöyle, gerçi biraz yedek ağırlıklı çıkmış da kadroya, tamamen gençleri götürmekte fayda vardı. Evet. Madem, çünkü rakibini de ilgilendirmiyor. En azından o takım havasını yaşayabilmesi için gençlerden takviye yapıp dediğiniz gibi hocam, geçtiğimiz, yani bu geçtiğimiz hafta içerisinde genel kurul vardı. Hasan Karaman ve ekibi yeni yönetime devretti. Görüntüler varsa arkadaşlar onun üzerine de konuşabiliriz. Evet, şu anda Harun Budaklı, iki Halef ve Selef başkan yan yana. Ali İzgi, gerçekten bu takımın buralara gelmesinde başarılı oynayan sevgili Ali İzgi'ye de buradan bir kez daha teşekkür etmek lazım. Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin de genel kurula katıldı. Harun Budaklı Hasan Karaman'dan devraldı genel kurulda ve hedefin tabii çıtanın yüksek olduğunu, bayrağı daha iyi yerlere taşıyabileceğiz bileceklerini söylediler. İnşallah da öyle olur hocam. Neler söylesin genel kurulla ilgili? Genel Sen de bu arada divan üyesiydin hocam. Görev aldık. Zeki abiyle birlikte buradan da selam olsun. Ali İzgi'ye de söyledim şeyden sonra, genel kuruldan sonra. Hakikaten gelir gider tablosunu okuduklarında diğer takımların, mesela işte Şampiyonluğu'nun, Menemen'in, işte Tuzla'nın, belki de transfer prim olarak ayırdığı parayı bir sezon boyunca harcadıkları para olarak gördüm ben. Bu parayla, bu gelirle bu takımın burada olması bile çok büyük başarı. Bunda senin söylediğin gibi en büyük etkenlerden bir tanesi Ali İzgi. Ali İzgi'nin şahsında, Sayın Karaman'ın şahsında, bütün yönetiminde tebrik ediyorum teknik heyetiyle beraber. Hakikaten senin de söylediğin gibi ilk takımlarının dahi liglerden küme düştüğü bir ortamda Belediyespor'un bu şekilde ayakta kalması, bu şekilde dirençli mücadele etmesi takdire şayan. Ben hepsini tebrik ediyorum. Evet. Takdir ediyorum. İnşallah önümüzdeki yılda Sivas Belediyespor kendi adı ve sözünden layıkıyla söz ettirecek diye düşünüyorum. İnşallah. Peki. Belediyespor'a, yeni yönetimine yürekten başarılar dileyelim. Cumartesi günü Sivas Spor'a da Göztepe karşısında başarılar dileyelim. Tabii buradan bir de çağrımız olacak İzmir'deki, Ege'deki yiğidolara, Sivaslılara. Bu maç için Bornova Stadı'na cumartesi günü sizleri bekliyoruz diyelim. Ve bu akşamki programımız burada sona eriyor. Tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler diliyorum. İyi geceler.